Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün tier list yapacağız. Tier list'i baş danışmanlarımla birlikte ayarlayacağız. Bu aralar çok duymuşsunuzdur onu, baş danışman. Baş danışmanlarımla birlikte yapacağız bunu. Discord'dayız. Hep birlikte sohbet ede de yapacağız. Çok uzatmayı düşünmüyoruz videoyu. Çöp gördüklerimizi, eksik gördüklerimizi direkt aşağıya indireceğiz ve en çok tartışılan, konuşulanlar üzerinden gideceğiz. Bu biraz subjektif, yani tamamen objektif olmayacak fakat tabii ki verilerden yararlanacağız. Önemli yönlerinden yararlanacağız. Yani yine saçma sapan sırf ben seviyorum diye bir komutanı üst sıralara götürmeyeceğiz mi acaba bilmiyorum. Sevdiğim komutanlar var tabii ki. Onları biliyorsunuz. Onlara biraz torpil geçebiliriz ama yine de tabii ki akıllıca yapılmış bir tier list olacak. Bakalım ne sonuç çıkacak. Haydi geçiyoruz. Kriterler şunlar. PvE'de, PvP'de nasıl? İkisine göre değerlendireceğiz. Şimdi ben ekranımı da paylaşıyorum sizinle. Evet, tıkılın. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bazı komutanları hemen eleyeceğiz baştan. Onları hemen yerleştirelim ki diğerlerine sohbet uzamasın. Onun için şuradan başlıyorum en sondan. Zegret'i unut gitsin atıyorum. Bunu atıyorum. VK şimdilik dursun. Şunlara biraz konuşuruz. Atıyorum, atıyorum. Atıyorum. Yok ya, bu ardına bakma yolcu olsun hadi. Atıyorum. Kurban, eğer kurban özel olarak gidersen bugün raporlar gördüm bizim serverda. İş yapıyor. İlla ki iş yapacaktır ama Ama şu an yani çok sık görmediğimiz komutanlardan yani bir kişiyi evet. gördüm sadece. Yani bunu bir altı varsa bunu bir altına yani olsaydı atardık. Adana. Yani şunu da gördük. Hadi bu da dursun şimdilik. Adana da dursun. Şimdi arkadaşlar tabii ki şunu bir yerleştiriyorum. İtirazım var şu anda. Evet, Benim de dinle, itirazım var. reddedildi. Kötüyüm yani bu Reddedildi. aralar. Reddedildi, tamam. İtiraz kabul etmiyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle ben özet geçeyim. Şimdi Kirun PvE'de inanılmaz. Müthiş bir komutan. Benim ana komutanım olduğu için PvE'de asla laf ettirtmem. PvP'de tabii ki laf ettiririm. Çünkü ben de söylüyorum PvP'de zayıf yönleri olduğunu. Şöyle PvP'deki zayıf yönleri counterlanabilir bir komutan çok rahat. O da nedir? Karşı tarafta Dvalinler çok fazla rahat kasılıyor ve Gimliler çok kuvvetli çünkü unique teminden dolayı çok rahat alınabiliyor. T2 komutan olmasından dolayı ve Gimli, Dvalin, üstüne bir de Dain Demirayak, bir de güçlü bir Dain Demirayaksa Kirun'u gerçekten rezil ediyor. Bu yönden maalesef bunlar negatif yönleri ve bu çok fazla engellenemez bir yön. Çünkü Bir istila etmek istiyorum. delilik bağışıklığı varsa karşı tarafta, ki çoğu delilik bağışıklığı kullanmıyor, çok yüksek hasarlı komutanlar da çok delilik bağışıklığı tercih etmiyorlar fakat deliliği, R3'ünden gelen deliliği tutmuyor çoğu zaman. Yani daha doğrusu damage azalışı tutuyor genelde. O tuttuğu için de karşı tarafa delilik atamıyor. Karşı tarafa delilik atamayınca fiziksel hasar veren komutanlara karşı zayıf kalıyor. Delilik veren itemler takmıyorsunuz siz de tabii ki karşı tarafa. Çünkü unique itemini alırsanız, eğer Kirun main komutanınızsa unique itemini alıyorsunuz. Karşı tarafa delilik atan itemler ya silahta ya da kafalıkta genel itibariyle. Kafalığı zaten alamıyorsunuz. Silahta da başka seçeneğiniz yok açıkçası. Koca çekici yapmak zorundasınız gibi bir şey benim gözümde. Onu da yaptığınızda zaten delilik atmıyorsunuz karşı tarafa. Yani hasar veren komutanlara karşı Kirun oynayan birisinin yapacağı çok fazla seçenek yok. Hatta bence hiçbir şey yok. Yapamaz yani bir şey. Onun için Yani bu aleykümselam, bu kaderi paylaşarak, bu kaderi kabul ederek, bu sonuçları da kabul ederek Kirun aşkımızı seviyoruz ama tartışmaya kapatıyoruz. Dediğim gibi ben kısaca özetledim. Onun için Kirun'u tartışmayalım bence. işte bu kadar defosu olan bir komutanı direkt oraya yerleştirmek. Hayır, Bir şey söyleyeceğim. buraya yerleştirmek tamamen subjektif. Şu an akılcı konuşmuyorum ben. Şu an subjektif. Bu kadar evet negatif özelliği olan bir komutan burada olmamalı. İzleyecekler için yorum yapayım. Evet, Bu buyurun. komutan maalesef çok ama çok fazla yatırım isteyen ve o yatırım vermediğiniz zaman öyle çok öne çarpan, göze çarpan böyle raporlar almayacağınız bir komutan. Bu tarz Evet. hani Gandalf'ı tutar, Gilgalad'ı tutar, biraz hasar yer. Hani tutar tutmasın ama
Çok da hani mutlu etmez adamı. O kadar yatırım yapmadın, Bu yapmadın zaten. arada Ama yaptığın zaman evet. Alekhine'ye ne tam atacağız? Hasan aşağı gel. Şimdi şöyle doğru söylüyorsun kesinlikle. Çünkü full Gerekli yatırım yatırım ya yaptığın zaman müthiş yani. Evet yani full yatırım yapınca arkadaşlar Irancell diye bir adam var zaten biliyorsunuzdur. Bizim server'dan da göstermiştik birkaç kere. O adam Kiron'un ulaşabileceği son nokta zaten. Son noktadan bir önce sadece öyle söyleyeyim. O da fullleyince kapalı zaten son olacak artık. Sona çok yakın. O adam müthiş. Yani mükemmel bir Kirun. Ve hasar vermeyen komutanlara karşı çok kuvvetli. Hasar verenlerden de kestiğini biliyorum. Fakat çok kuvvetli hasar veren bir komutan mesela Dayın Demirayak'tan tek yedi. Ve hani Kirun'da kullandığınız komutalar çok yüksek olduğu için tek yemesi demek Kirun'un müthiş bir ordunun kaybolması demek. Yani Kışla'nın neredeyse 6'da birini 7'de birini koyabiliyorsunuz neredeyse Kirun'a. O kadar yüksek komuta alıyor. HP takılarını koyduğunuzda da süper bir HP'si oluyor ordunun. Fakat o HP'lerin ölmesi yani kuvvet komutanlarına karşı çok kolay. Onun için çok ciddi kayıplarınız oluyor Kirun'da ve maalesef buna da çözüm yok. Yani dediğim gibi o adam son nokta artık. O adam bile tek yiyor dayından. O yüzden çok akıllı oynamak lazım. Çünkü böyle güçlü bir Kirin herkes öğreniyor. Göze çarpıyor. Öyle olunca da tabii ki counterlamaya çalışıyorlar. Seni gördüğü yerde adam hemen counter ile yok etmek istiyor. Diğer türlü çünkü hiçbir şekilde söküp atamıyor. Evet. Evet, bunu artık kapatıyoruz bence. Şimdi buradan Aduna'dan başlayalım. Aduna'ya ne diyorsunuz hızlıca? Ben Aduna kasan birisini görmüştük bizim server'da. Aduna'nın avantajlarını ben yani çok böyle çok iyi raporlar değildi zaten ama fena raporlar değildi diyeyim. Ortalama raporlardı. Kendisi çok yüksek hasar çıkartamıyor. Orduyu buff'lıyor. Hatta şöyle gösterelim. Oyundan göstereyim. Yani enteresan bir skill dağılışı var açıkçası. Bunun özel itemini öncelikle göstereyim. Özel itemini alan birisi vardı bizim server'da. Burada zaten işte Might'ı belli bir seviyeye ulaşınca damage artışı, belli bir seviyeye ulaşınca ikinci damage artışı, Focus'ta da. Yani tam bir Focus komutan diyemezsin, yani tam bir odaklanma komutanı da diyemezsin, tam bir hasar komutanı da diyemiyorsun. Öyle Enteresan bir komutanlar, komutan ya. öyle komutanlar iyi komutanlar değildir. Çünkü hasar komutanı yapmak istesen çok yüksek hasar çıkaramayacak. Ordu komutanı yapmak istesen orduyu çok bufflamıyor. Yani Evet. bence çöp. Diğer arkadaşlar ne diyor? Evet yani ben de öyle düşünüyorum. Yani fena değil'e bile almak fena değilin değerini Yok, yok. azaltacağı için. Hadi ardına bakma yolcuya dahil edelim. Arkadaşlar unut gitsinler. Bunlar şimdi bazı manyaklar var. Unique temini yapıyor. Full yatırım yapıyor. Bazı değişik komutanlara. Onlardan ufak da olsa verimler alıyor. Fakat biz genel itibariyle değerlendiriyoruz. Onun için bu komutanlar çok göze batan komutanlar olmadığı için onun için bunları buraya aldık. İncelersek 3-4 saati bulur video. Onun için bir şey demiyorum. Şimdi Kara Yılan, burada Kara Yılan'da ilk sözü Berat'a veriyorum. Çünkü Berat Kara Yılan kasıyor. Kara Yılan'ı da seviyor. Sence nereye uygun Berat Kara Yılan? Abi savaşlarda altın maliyeti çok yüksek olduğu için her zaman mimak basamıyorsun. O yüzden yani ben tabii ki de bir benim derdim ama aldatmaya gerek yok demek istiyorum. Yani genel Şimdi olarak şöyle ben skill barını çok değerli buluyorum Kara Yılan'ın. Mümak yani R5 skillinin Müma biraz bağlı olması beni rahatsız olan Kirun'u açtım ya. Hayret bir şey. Yani şimdi R5 genelde komutanlarda güçlü skillerdendir. Hani her komutanda demiyorum. Mesela Sauron'da değil falan VK'da falan değil ama bazı komutanlarda güçlü olan skillerdir R5. R5'inin Müma bağlı olması biraz beni rahatsız ediyor açıkçası. Fakat R5'ini es geçtiğinde R5'inin şu alt skilli yani her tur HP basma olayı aslında çok iyi bir şey. Her tur yazısını gördüğüm an ben çok mutlu oluyorum açıkçası. Bir de fokustan güç alıyor. Bu zaten Barad Dürün davullarının iki birime etki edeni. Barad Dürün davulları tüm birimlere etki ediyor. Oranı dahi aynı bu oranda. Hani Barad Dürün davulları bu açığı kapatıyor açıkçası. Onu da göstereyim hemen. Benim Kirun'da vardı. Onu Kaldun'a aldım. Şu. Burada tüm birimlere oluyor.
Ama dediğim gibi bu değerli bir skill, fakat bunun için sırf bunun için buraya verdiğinde mümağında yoksa, bu skill'e boşu boşuna 14 tane vermiş oluyorsun açıkçası. Yani tarafsız birimlere bağlı olan komutanların biraz böyle sıkıntısı var bu konuda. Şimdi benim burada en sevdiğim skill açıkçası yani şu. Yani bunu fullediğinizde %50 idi değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. %51, %50 oluyor. Yani düşünsenize 7 tane sadece skill veriyorsunuz ve %50 fokus, yakma ve zehir hasarına direkt engelliyorsunuz. Yani bu çok güzel bir şey. Yakma ve zehir hasarlarını, yani yakma komutanları aslında karşı şeyde, kötü tarafta, yine en büyük yakma komutanı işte VK olsun. Yani kötü vs kötü de bu daha çok işe yarayacak bir şey. Fakat fokus komutanları, yani iyi tarafta bana çok iyi bir fokus komutanı söylesenize. Mesela Galadriel. Galadriel dışında var mı öyle çok güçlü? Yok, hakkında sanırım. Yani biraz da Akkandalf aslında. Fokusta da çok bir şey yok. Yani bu biraz kötü vs kötüye yönelik, bence daha verimli olabilir. Burada yani %60 bunu alabilmesi, %60 damage artışı. Yani şöyle söyleyeyim, R1 skill'i bu, yani kara yılanın bence en önemli skill'i. Siz ne diyorsunuz? Yani ben kara yılanın o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum ama çok iyi de olduğunu düşünmüyorum. Abi şimdi bizim serverda Gökhan oynuyor biliyorsun. Hı. Mumak'la oynadığın zaman gerçekten ordu komutanlarını durduruyor karşı taraftan gelen. Ama Hı. Kürün gibi onun da hani counter'ı vurucu komutanlar ve Mumak'lar da çok pahalı. Yani Kürün'de ordu kaybediyorsun, evet pahalıya gidiyor ama bunda ordu kaybettiğin zaman Mumak kaybediyorsun. Hani iyi tutuyor ama yani öyle süper bir komutan olduğunu düşünmüyorum ya. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi oyunun başından itibaren düşündüğünde, hani yani ben oyunun önünü, yani öncesini diyorum. İlk zamanlarını da çok önemsiyorum. Hatta ilk zamanlarında nasıl sana böyle yüksek katkı verirse o bana daha değerli geliyor. Çünkü mümakları Farm alacaksın, fena altın değil bu arada. basacaksın falan filan, bir şeyler yapacaksın. Yani ben farm konusunda iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat iki gözümün çiçeğine koymam açıkçası. Fazla söze gerek yok bile, fazla geliyor bana ama fena değil de değil ya. O kadar da kötü değil. Ben fazla söze gerek yok diyorum. Kara yılanda. Bana daha şey geliyor. Değerli geliyor. Yani ben unique itemleri de benim için önemli. Ben unique itemlerine de bakıyorum. Çünkü bir komutanın, hadi artık bütün komutanları doldurduğumuzda, item olarak fullediğinizde, orada unique itemler biraz fark yaratan şeyler. Orada da unique itemi de zayıf olmasından dolayı buraya koyuyorum. Şimdi Kestaro'yu bırakmamın bir sebebi vardı. Yani siz gördünüz mü o raporları bilmiyorum. Yani müthiş raporlar gördüm ben Kestaro'da. Abi ben hani rehber build videoları izledim ve hani üstüne gidilirse, yatırım yapılırsa inanılmaz bir fokus hasar çıkaran bir komutan. İşte şöyle, Ama çok sık karşılaşmıyoruz. evet işte, yani yatırım yapılırsa seçeneğini es geçerek konuşalım. Çünkü normal bir yatırımdan bahsedelim. Yani normal oynayan bir oyuncu gözünden bahsedelim. Çünkü yani sağlam yatırım yapsan birçok komutanı en üste koyarsın burada. Fakat normal yatırımdan bahsedelim. Hani normal yatırımda Kestero benim gördüğüm kadarıyla yani öyle bir skill barı var ki arkadaşlar, yani ya yani full hasar ya. Full hasar. Ağzı yüzü hasar yani. Onun için hani full hasar veren komutanların delilik yememesi çok önemli. Bir tık çakma Sauron gibi değil mi bu da ya? Yani Sauron diyelim ama ya bu enteresan bir komutan. Şimdi mesela yani Commander görüyorsunuz, Allied Commander, yani her tur focus damage. Bak buradan bir de fullediğinde 20 focus geliyor. Şimdi hızlı hızlı geçiyorum yoksa çok uzar. Buradan bakın, focus damage ve ekstra karşı tarafın damage almasını arttırma. Buradan yani yine focus damage karşı tarafa. Yani Sauron'daki gibi şey var mı? Böyle can çekip orduya verme. var, bir saniye. Dur bulayım onu. Onu. Bir saniye. Ha bu burada. Ve pardon, undead'deymiş o. Pardon, özür dilerim. Undead'ler için, yani ölümsüzler için var o sadece. Yani ölümsüzler bu şart değil. Bunu almak şart değil. Şurada HP ver, bir saniye, HP vermesini engelleyen bir skill'i de vardı bunun. Ha pardon, şurada. Var. Evet, sol sayfa. Evet, Sol evet. sayfa. Bu,
burada veriyor yani HP verme şeyi de var. Ve hani ağzı yüzü evet burada da HP vermesini engelleme var. Bu da çok güzel. Yani gördüğünüz gibi full karşı tarafa hasar verme, karşı tarafın HP almasını engelleme ve HP basma. Ve tabii ki bu tarz komutanlarda düşüneceksiniz ki yani delilik yememesi lazım bu komutanın yoksa delik deşik eder. Burada da tabii ki eğer ki çok yüksek saygı olursa buna da verirseniz focus damage almasını da arttıracak karşı tarafın. Yani bakın bu focus 15 veriyor, bu focus 15 veriyor, bu focus 20 veriyor ve bu da focus 15 veriyor. Görüyorsunuz skill barı full focus. Ve burada da fokus arttıran skill var. Zaten buna vereceksiniz ki HP'yi arttırasınız. Yani fokusunuz uçacak. 600 fokuslar oluyor. Bir de bunun özel itemini alıyorlar. Özel itemi de full fokus veriyor. Ve aslında altı özelliği de kötü değil. %40 ihtimalle fokus hasarını arttırıyor ve 5 kere stacklenebiliyor. Yani çok saçma bir komutan. Hasar konusunda çok çok yüksek bir komutan. Yatırım yapılırsa ben ufak yatırım demeyeyim de orta seviye yatırımda da verim alınabileceğini düşünüyorum. Hasar vereceği bir konum oluşturulursa dediğim gibi delilik yememesi lazım, stun yememesi lazım. Bunlar çok önemli. Onun için ben Kestero'yu fena değil ya az kalır Kestero'da bu skill barıyla ben fazla söze gerek yoka alıyorum. Şimdi Kestero'yla farm yapmadığım için bilmiyorum. Şimdi bu biraz tabii ki mantığa göre yaptık fakat bununla ilgili bir tecrübemiz yok. Onun için buraya aldık. İnşallah tecrübe sahibi olursak daha bir tane daha bir tier list yaparız. Farmda Sauron'unkine benzeyecektir. Sol saltım Evet. var sonuçta. Zaten büyük ihtimal Pipo ile oynayacak komutanı fokus vermek için. O yüzden Evet. farmda iyi olur diye düşünüyorum. Yani aynı Sauron gibi performans gösterir. Evet, ben de öyle düşünüyorum kesinlikle. Şimdi Gorbak. Şimdi arkadaşlar Gorbak'ı ben çok çok seviyorum. Gorbak benim önemli komutanlarımdan bir tanesi. Şimdi birisi söze başlasın, sonrasını ben getireyim. Alper abi. Yani Gorbak oynayan arkadaşlarımız yoksa ben söyleyeyim. Evet, Şimdi lütfen. kendiliğinden ya ork oynuyorsun zaten. R5 skill'in altı özelliğini hani ya R5'i fullediğin zaman deliliğe bağışıklık kazanıyor orklar ve gerçekten büyük bir hasar artışı kazanıyor bir sürelik. Aynen bu skill'in yani orklar Üçümüz. deliliğe bağışıklık olduğu için zaten delikten etkilenmiyorsunuz. Çok güzel. Bir puanla delilik karşıya %30 şansa delilik verebilme var. R5'in altı skill'i. Evet, Yanlış vermişsin kullan. abi mesela sen. Burada bir tane vermen gerekiyor. Kullanmıyorum, kullanmıyorum. Şu an Evet. kullanmıyorum. Rastgele verdim. Zaten bunu da açmazdım. Sadece Yani farm için. özel itemi orkların bir açığını kapatıyor. O da defans diyelim. Özel item yapıldığında orkların defansını kapatıyor. Yani açığını kapatıyor. Ve hani eğer roleplay oynuyorsan iyilere karşı defansın yüksek olması çok iyi. Genel olarak iyi raporlar alıyoruz bundan. Zaten ölüm getirenle oynuyoruz. Ölüm getirenle bol koyuyoruz. Ölüm getirenler çok güçlü birlikler zaten. Onları bir de Enrage skill'iyle buffladığımızda gerçekten çok büyük hasarlar çıkarıyorlar. Ya, genel olarak hani kötü tarafın tabirlerinden yatırım yapılacağı, hani yatırım yapılabilecek, hani özel temi alınabilecek komutanlardan bir tanesi. Evet, yani ben de öyle düşünüyorum. Şöyle, şimdi Gorb, yani bir komutan düşün ki server'ın başında farmda early game'de verim alıyorsun şuradan. Ve ben Gorba sadece server'ın başında biraz kullandım. Şu anda çünkü Gorba sıra gelmiyor. Daha farklı komutanlarım var daha verimli. Fakat Gorbak müthiş bir komutan. Bir de biz kötü insan oynadığımız için ork birimler sonradan açıldığı için şimdi eğer ki kötü insan birimlerini bufflayan takılar verirsen R1 skillini her birim için kullanabiliyorsun. Bu sadece orklara HP basan bir şey değil. Bir birim kullanıyorsun. Yani server'ın başında kullanabilirsin. Orta oyunda zaten orkları açmış oluyorsun. Yine kullanabilirsin. Gorbam verdiği hasar artışı ve defans artışı da aynı zamanda aslında muazzam. O şuradan geliyor. Farz edelim çok yüksek saygınız olmasa bile R5'i zaten fulleyeceksiniz. Buraya bir tane vermeniz yeterli. %30 şansta bir değişiklik olmuyor çünkü. Sadece zehir hasarını arttırıyor bunu arttırdığınızda. %60'tı değil mi? %60 oluyor. Bu. Yok Aynen yüz, %60. %60 oluyor evet. Yani %60 hasar artışı düşünün. Mükemmel bir şey. Tabii ki burada %30 şansla delilik alabilir diyor fakat zaten fullediğinizde deliliğe karşı bağışıklık alıyor aynı zamanda. Enteresan bir komutan bu yönden.
Bir de üstüne buradan bir turluğuna yine damage artışı alıyor. Bu üçüncü turda aktif oluyor ve dördüncü turda sona eriyor. Yani burada da aslında çok ciddi bir damage artışı var. Bu damage artışı savaşın sonuna kadar. Yani düşünsenize %30 kesin her üç tura bir de bu damage artışı. Yani daha ne yapsın? Çok yüksek bir damage artışı veriyor. Buradan bunu fulllediğinizde 15 yaptığınızda 1 HP geliyor ve eksi %15 hasar azalışı geliyor karşı tarafın. Buradan speed geliyor, yine hasar azalışı geliyor. Yani aldığı hasar azalışı. Yani gerçekten Gorbak daha ne yapsın? Üstüne bir de özel itemini alırsanız, ki özel itemini biliyorsunuz T1 komutanların yükseltmesi de çok kolay. Buradan bir de orklara atak alıyorsunuz ve Might'la fokus alıyorsunuz. Yani Gorbak çok çok iyi bir komutan. Early game'de kullanabilirsiniz. Orta oyunda, savaşlarda sizi çok güçlü tutacaktır. Kötü vs kötü de çok daha avantajlısınız. Çünkü delilik bağışıklığınız var direkt. Onun için kötü vs kötü de iyi vs kötüden bir tık daha kuvvetli. Böylelikle baktığınızda farmda iyi, savaşlarda iyi benim gözümde. Onun için benim gözümde yani ben kullanmıyorum şu anda, fakat saygısını arttırıyorum. Ve ileride illaki işimin düşeceğini biliyorum Gorbağa. Onun için Gorbağ'ın özel itemini yapmayı da düşünüyorum. Benim gözümde Gorbak iki gözümün çiçeğidir. Çok değerli bir komutan. Şimdi Gotmok. Kaan burada mı Kaan? Gotmok uzmanlığında. Kaan, baş danışmanım Kaan'a şey yapacağız, bağlanacağız. Kaan. Efendim. Kaan, bize Gotmok hakkındaki fikirlerini söyler misin? Senin tecrüben var bu konuda. Gotmok hakkında düşüncelerimi belirteyim. Gotmok low spender, yani bu oyuna fazla para yatırmayanlar için. Zaten ikinci sezonda ücretsiz verilen bir komutan. Saygısını çok kolay yükseltebileceğim bir komutan aslında. Tek eksiği itemsiz pek bir iş yapmıyor. İtemle kullandığın zaman daha fazla verim alıyorsun. Ve bir numaralı silahı da ölüm getirenler. Ölüm getirenleri kullandığın zaman ve delilik ve sersemletme bağışıklığı varsa komutanda, çok rahat bir şekilde Gandalf, Isildur ve okçu kullanan birimleri counterlayabiliyorsun. Evet, yani şimdi ben görüşümü söyleyeyim. Şimdi Pipo ile falan kullanıldığında çok iyi bir komutan. Şöyle, farmda kullanabileceğiniz bir komutan. Farm konusunda ben verim almıştım yine. Gotmo'yu ben kısa bir süreliğine kullanıyorum. Sadece server başlarında kullanıyorum. Kötü insan komutanlarım olduğu için gerekiyor bazen bu komutanları kullanmak. Kullanıyorum. Doğru birimlerle, doğru itemlerle, düşük itemlerle, yani orta seviye diyelim veya itemlerle çok iyi verim alabileceğiniz bir komutan benim gördüğüm kadarıyla. Şöyle söyleyeyim, arbe skill. Şimdi bunun farklı dizilimini yapıyorlar. Gotmo'nun çok farklı dizilimlerini gördüm. Özellikle şurada ki çok önemli bir skill. Ben sadece server başına nasıl oynadığımı söyleyeyim. Buraya veriyorum. Bu yine biraz önce gösterdiğimiz kara yılandaki skill. İki birime her tur HP basması. Bunun yanına Pipo'yu eklediğinizde bu çok daha fazla oluyor. Orta seviyeler için konuşuyorum. Yani Barad Dûr'ün davulu koyarsan çok daha fazla verim alırsın. Yani ekstra verim alırsın. Her tur bir süre HP basar. Burada yine Aruç skilline vereceksin. Sakat da bunun şeyi anladım. Hadi yanlış hatırlamıyorsam Türkçesi. Burada gördüğünüz gibi debuffların silinmesi. Ve burada gördüğünüz gibi birinci tur, ikinci tur siler falan demiyor. Debuff yemiyorsunuz. Yani tüm debuffları alıyor. Zehir hasarı, zehirler falan, yani süren yetenekleri alıyor komple. Şimdi her bir atakta %50, %44 şans diyor. Bu %60'a tamamlıyorsunuz. Komutanın hasarı düşüyor, fakat zaten komutan hasarı yok. Lider özellikli bir komutan. Şimdi yukarıya baktığınızda buna bir tane vermeniz yeterli ki karşı taraf HP basmasın. Yani şu Aruç skillini ben çok değerli buluyorum. Dediğim gibi buna çok vermiyorlar. Bunu çok değerlendirmiyorlar. Savaşlarda buna iki tane verip buna bir vermek yeterli oluyor. Şimdi burada zaten ilk üç tur şöyle arttırır, böyle arttırır falan yok. Bunu fulllediğinizde ilk dört tur hasar artışı %60.
yani ilk 4 tur delilik vesaireden korumanız lazım ekibinizi. Delilik ve sersemletme bağışıklığı. Onun için batık ada miğferi miydi? Batık ada miğferi gibi bir miğfer şart. Olmazsa olmaz. Buradan da yine orkları ciddi anlamda buffladınız. Yani çok iyi oldu. Zaten burada da bir boşluk yok. Burada da çok önemli skill'i var. Yani şu skill yine Grima'daki skill. Burayı fullediğinizde fokusu uçuruyorsunuz. Aynı zamanda damage artışı veriyor. %15 bir damage artışı da buradan geliyor. Burada ilk 3 tur %60 vardı. Yani Gorbak gibi ciddi anlamda damage artışı veren ve hafif de bir savunma veren bir komutan. Overlord'u çok kullanıyorlar. Bunu çok gördüm. Yani şurada mesela kitaba bakacak olursak Overlord'un çok kullanıldığını gördüm. Çok yüksek bir tecrübem yok. Onun için yanlış bilgi vermek istemiyorum. Fakat gördüğüm kadarıyla verim alıyorlar. Ben buna vermezdim. Yani bu itemi almazdım. Fakat Godmok hastası olanlar bunu alıyorlar. İşte şart olan item şu. Bu yani ilk 4 tur hasar artışı veriyorsunuz askerlerinize ve ilk 4 tur delilik ve stun yemiyorsunuz. Yani o hasara kesinlikle karşıya vuracaksınız demektir. Onun için bu olmazsa olmaz takısı zaten. Godmok'un benim gözümde. Onun için gördüğünüz gibi 2-1 sakat buraya veriyorlar. Hem hasar artışı hem hasar azalışı ve buradan ciddi anlamda odaklanma ve savunma almak için buna veriyorlar ki çok mantıklı bir skill dağılışı aynı zamanda benim için bence. Ve gördüğünüz gibi bunu fulleniyor. Burada bir kendi biriminize physical bu şey mi demek Alper, bunun tam anlamı %30 fiziksel hasar almasını yani diyor ki, hani ne diyor burada? %30 hasar veriyor. Yani şöyle düşün, mesela köle marker başlıyorsun ki daha iyi çalışsın. He tamam, yani ben yanlış okumadım herhalde. Ben de çünkü öyle anlıyorum bu skill'e bakınca. Kendi birimine hasar veriyor. Yani şeydeki gibi Isengard'ın T4'ü gibi aslında. Evet. Isengard'ın T4'ü gibi, fakat işte bir sonraki hasarını %40 arttırıyor. Ve fokustan güç aldığı için Godmok'ta da yüksek fokusunuz oluyor. Hem R1'den geliyor fokus. 30 fokus buradan geliyor, 15 de buradan geliyor. Yani hasar artışı çok daha yüksek oluyor. Çok iyi bir şey. Ve burada fiziksel hasar almasını azalttınız. Burada da ya savunmadayken diyor, biliyorsunuz ünlü Osgiliath Savaşı'nı. Osgiliath Savaşı'ndan almışlar bu skill herhalde. Osgiliath Savaşı'ndan savunuyor diye. Savunurken kendi birimleriniz fiziksel hasarı %18 daha azalıyor. %14 de buradan geliyor. %32. Yani bu dağılım çok iyi bir dağılım benim gördüğüm. Ve bu belirtmelerimizden sonra benim gözümde Godmok yani unique iteminden dolayı fazla süze gerek yok alıyorum. Yoksa iki gözümün çiçeğine aday olabilirdi. Fakat unique itemler de benim için önemli. Onu düşündüğümde fazla süze gerek yok alıyorum. Evet, Grima. Kim başlasın? Benim pek bir fikrim yok Grima hakkında. Hadi gördüm raporlar. Yani şöyle, ben hani bu bahaneyle hem raporları da göstereyim. Yani benim Grima'm orta seviye bir Grima. Normal itemleri var. Şimdi şu zırhı değiştireceğiz ama hani bu item var. Buraya çok daha güzel bir item koyacağım. Grima'yı daha önceye alacağım yani. Bu şu anda olan zırhımda, aslında Kirin'deki bu zırhı vereceğim. Bunun alt özelliğini yükseltmek istiyorum. Bu full diye bunu verdim şimdilik ama bu da kötü bir tercih değil. Burada delilik vermek yerine bunu histeriye çevirdiğinizde, histeri de yok ki bende. Bunu da şeye çevirmiştim, fokus demeci. Histeriye çevirdiğinizde 3. tur 2 tura 1 diyor. 3. tur veriyor histeri de deliliği. Zaten Grima'nın özelliğiyle çakışıyorlar bu konuda. Grima da deliliği 2 birime karşı, histeri de tek birime karşı atıyor. 3. tur atıyor zaten. Şimdi Grima'nın delilik attığı birime yine delilik atma ihtimali doğuyor böylelikle histerili kaskı kullanırsanız. Onun için bunlar çakışıyor. Onun için histerili kaska gerek yok. Manipülasyon çok daha mantıklı bir seçenek oluyor. Ölüm getirenlerle kullanıyorsunuz. Ölüm getirenler de bundan daha fazla faydalanıyor aslında. Ve Pipo, zaten buna söylemeye gerek yok. Bu şekilde. Yani Grima benim en verim aldığım komutan şu anda. Açık ara en verim aldığım komutan. Çünkü ben itemlerine göre değerlendiriyorum. Unique itemine şimdi geçmeden önce birkaç tane rapor göstereyim. Şimdi yakın bir zamanda Grima ile çok fazla savaşa girdik. Burada yarım ordu. Şöyle
tamken ki bir şeyini göstereyim. Şimdi burada 47 level'e 46 level Gandalf'a karşı. Gandalf yani fena değil. Ben böyle bir dizilim yapmazdım açıkçası. Buraya kalkanlı isimlerini tam bilmiyorum. Kalkanlı birimleri kullanırdım. Gördüğünüz gibi burada yine nereden baksanız 15K bir delilik hasarı var karşı tarafa. Karşı tarafın itemlerine bakalım. Yani normal diyelim. Çok iyi itemleri yok fakat normal itemler. Aktivan açık, Mitrandir açık. Güzel yani benim gözümde. Yani skill dağılımı çok kötü değil. Ben de buna yaklaşık yapardım. Grima'ya karşı çok bir etkisi yok bu Aktivan'ın. Fakat tabii ki şurada şeyin ölüm getirenlerin hasarını azaltıyor. Full kötü biri mi olsaydı, kötü insan olsaydı buradan çok faydalanamayacaktı. Ama yine de görüyorsunuz aradaki farkı eşit itemlerle çok ciddi bir kayba uğramış. Burada yine Isildur, ben fullüm. O full değil. Ama full'e yakın da değil. Aslında eksik değil mi birimleri? Ordusu kalmıştır. Ordusu eksik. İtemleri de çok iyi değil. Dunedain'leri bufflamış. Şöyle bakalım. Theoden 50 level. Arada 4 level fark var. Full atlı birim. İtemleri zayıf. Çok iyi bir rapor değil açıkçası. Delilik yiyememiş mi? Aslında delilik de yemiş. 17-25K gibi bir hasar almış yaklaşık. Ama tabii ki lider özellikle çok fazla komuta alabiliyor üstüne. Ve arada 4 level fark var. Ben kötü rapor olarak değerlendirmem. İyi rapor olarak da değerlendirmem. Burada bebeğimin raporları. Şuradan bir açalım. Bu sayılmaz. Burada görüyorsunuz 50 level bir Gimli'ye karşı özel itemi alınmış, 2 yıldız basılmış, kovalamalı biliyorsunuz. Yani kaçıramıyorsunuz birimlerinizi Gimli'den. O yüzden bu item çok değerli. Gimli'nin Grima'nın kaçırması da önemli. Ama itemlerini beğendim. Ben bunu kullanmazdım. Ama saygı duyuyorum. Hatta hiç mantıklı değil bunu kullanmak. Kullanmazdım da değil. Kullanılmamalı zaten. Burada okey. Bize karşı yapmış biraz. Burada da zaten gördüğünüz gibi ilk 3 tur %100 almış. 3. tur vuruyor zaten deliliği. Delilik de atamamış Grima. Onun için bu raporun bu şekilde olması çok mantıklı. Ama 6. tur atmıştır delilik. Yine görüyor musunuz? Kaç K delilikten hasar almış. Yani 144K vurmuşum ben. 110K vurmuş kendisine. Ve delilik kaskı olduğu halde, yani 3. tur Grima delilik atamadığı halde birimlerine tabii ki Gimli'ye atıyor. Gimli'nin koruması yok burada. Birimleri koruyor sadece. Gimli'nin kendisi ama yemiş. Ve yani 110K vurmuş kendisine. Müthiş yani. Kurtarmıyor hiçbir şekilde. Görüyorsunuz full bir dizilim. Dvalin ve ben. Onun şeyleri full. Yani ikimiz de birebir. Yani bu savaş dengeli bir savaş. İtemleri zayıf. Bana kalırsa yine yanlış da itemler. Burada okey bunu anlıyorum. Zayıf itemleri çok iyi değil. Saygısı da çok yüksek değil belli ki. Ama yine de bu kadar fark olması çok iyi. Yine burada görecek olursanız yani nereden baksanız 60K bir kendine hasar var. Yine çok yüksek. Buradan sayılmaz. Bakalım bir iki rapora daha bakalım. Daha fazla uzatmayalım Grima'yı. Grima yoksa gittikçe gider. Yine bu da sayılmaz. Şöyle bu sayılmaz. Burada görüyorsunuz full birer round. Çok fark var ama arada level olarak. İtemleri hiç fena değil. Normal itemler, ortalama itemler. Skill dağılışı normal. Skill dağılışı iyi. Kendi hasarına ve elf hasarına yönelmiş. Elf hasarına yönelmiş daha çok pardon. Burada yine kendisi ufak da olsa bir 30K'ya yakın bir delilik yemiş. Güzel. Yine yani çok müthiş demem. Burada yarım orduyum. Orada eksik. Elrond savaşından çıkmış hali. Yine de kesemiyorlar. Fakat çok güçlü bir Gil-galad değil. Burada yine 20K gibi bir hasar var kendisine. Ben okeyim. Yani bu raporlar bana birçok şeyi gösteriyor açıkçası. Grima konusunda.
Ben Grima'dan çok memnunum. Aldığım raporlardan çok memnunum. Çünkü Grima'yı daha fazla geliştirdiğimde neler olacağını öngörebiliyorum. Aynı zamanda şuna da kısaca gireyim. Grima'nın birçok arkadaşım karşı çıksa da ismi lazım değil, adı Alper. Burada ben Grima'nın özel iteminin önemli olduğunu düşünüyorum. İyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü T1 bir komutan, geliştirmesi kolay. Bunu %100 şansa kadar çıkartabiliyorsunuz. Birinci tur direkt vuruyor bunu. Yani bu çok iyi bir şey benim gözümde. Wormtongue'u komutana atılan delilik. Yani şöyle, iteminiz varsa alabiliyorsanız alabilirsiniz. Fakat tabii ki çok daha iyi gold iteminiz varsa onun yerine de bunu koymak mantıklı değil. Fakat kötü item olduğunu düşünmüyorum. Ortalama bir item. Ne kötü ne iyi diyebilirim. Fakat kötü kesinlikle değil benim gözümde. Çünkü delilik bağışıklığı şimdi bazı sezonlarda illaki bazı komutanlar kullanıyor. Fakat herkes kullanmıyor. O zaman çok işe yarayacaktır. Onun için ben kesinlikle Grima'yı skill setinden dolayı, özel itemini es geçerek konuşursam yine koyarım. O kadar iyi bir komutan. Kesinlikle verim alacağınıza eminim. Kesinlikle güvenin. Grima'dan verim almayan çıkmaz. Düşük itemlerle dahi, iyi itemlerle çok daha fazla verim alırsınız. Fakat Grima çok yatırım isteyen bir komutan değil. Low spenderlar için bulunmaz nimettir. Kısaca hemen görüşünüzü alayım arkadaşlar sizinle. Abi Furkan konusu, o bayağı oynadı yani Grima. Vallahi Grima, ben oynadığım dönemde hiçbir komutandan kötü rapor almadım yani. Full sarı itemli komutanla da beraber kalıyor. Vurucu komutanlar zaten parçalıyor kendisine vurdukta. Yani bence en üst sıraya bile koyulabilir. Sadece özel itemini beğenmiyorum. Özel item de şöyle. Ordu komutanı olduğu için sadece Uruk-hai'lere hız veriyor. Yani ordu komutanları da kendisine fazla sert vurmayacağı için ilk turda çok mantıklı olmayabilir. Yok, zaten onu yapacaksan alt özellikten dolayı yapacaksın. Ama doğru söylüyorsun. Onun yerine çok daha iyi itemler var aslında. Onun için yine de iki gözümün çiçeği, bebeğime dokundurtmadığım için bebeğimi almıyorum. Yoksa arkadaşlar, bebeğimi de hak eden bir komutan. Ben çok verim alıyorum. Aron 4, yani ben şöyle göstereyim. Verim alıyorum dediğim komutanların seviyelerine bakın. Bak. Aron 4 Kirun'um var. Özel iteme alınmış. Aron 8 Kaldun'um var ve Kaldun'u da çok seviyorum. Bu arada Kaldun'a geleceğiz. Fakat diyorum ki en verim aldığım, yani 10 saygı yaptığım Grima diyorum. Bakın Aron 8'im var, Aron 4'üm var fakat en fazla verimi bundan alıyorum. Yani bu birçok şeyi anlatıyor bence. Raporları da gösterdim zaten, gördünüz. Grima kesinlikle, hatta şöyle, bunlar arasındaki sıralama da önemli benim gözümde. Grima. Evet. Diğer gözümün çiçeğine geldik. Direkt yekten söyledim ama Kaldun yine arkadaşlar mükemmel bir komutan. Lütfen siz geçin, sonra ben yorum yapayım. Abi yorumlar hep bana kalıyor, bilmiyorum. Tamam, yani kullanmıyorum ben. Şöyle, Kaldun kullanmadığı için arkadaşlar yorum yapmıyorlar çok fazla. Onun için şöyle, Alper benim baş danışmanım olarak Alper'e sözü vereceğiz. Ben bir kısaca giriş yapayım. Arkadaşlar Kaldun, yani counterlanamaz videomu hatırlayacaksınız zaten. Bu konuyu abartmıyorum, spesifik de davranmıyorum. Kirun konusunda hiçbir komutana spesifik davranmıyorum. Yani objektifim tamamen. orada subjektif bir video yapmıştım. Fakat objektifim, objektif değerlendiriyorum. Yani hangisi iyiyse ona iyi derim. Kaldun gerçekten müthiş bir komutan. Yani şöyle, raporlarla da gösterebilirim. Fakat çok güzel raporlarını zaten o videomu izleyebilirsiniz. Şuraya bir yere koyarım linkini. Yani onu izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Raporlarla net bir şekilde anlattım onu. Arkadaşlar Kaldun mükemmel bir komutan. Yani tartışmaya kapalı, kime söylerseniz söyleyin, farklı komutanları seven kişiler dahi Kaldun'un çok iyi bir komutan olduğunu kabul ederler. Kaldun belki ana komutanı değildir fakat Kaldun'un yine çok iyi bir komutan olduğunu kabul ederler muhakkak. Müthiş bir komutan. Sebepleri var. Sebeplerini söyleyeceğim. Birkaç, yani uzun süredir Kaldun'u savaştırmıyoruz. Onun için Kaldun raporu şu an yakın zamanda bulabilir miyim bilmiyorum. Fakat bir bakayım, bulmaya çalışayım. Yani bu çok bir yine kıstas değildir fakat yani Gandalf'lara karşı böyle raporlar alıyoruz. Şimdi Dvalin'e bakalım. Özel item almış fakat Dvalin özel itemi iyi değil zaten arkadaşlar. Fakat normal bir Dvalin. Ben Kaldun'umu, ya açıkçası bu itemlerin ikisi de Kirun'un itemleri. Fakat şimdilik
Kiru'nun koca çekiç çıkmadığı için bu itemlerle kullanacağım. Kaldun'a dağıttım yani. Kaldun numara 18 yani çok kuvvetli. Onun için hani yani yatırımı son derece hak eden bir komutan. Bunun belli sebepleri var. Mesela Isildur. Isildur görüyorsunuz Arnor'da arkadaşımız. Onun için T4'lü güzel. Yani ben de buna yaklaşık bir ordu dağılımı yapardım. İtemlerine görüyoruz. Koca çekişte Hayner karşı tarafın iyilerinden sayılabilir. En iyileri demiyorum ama iyilerinden sayılabilir. Yani full okçu hasarını arttıran şeyler yapmış, dizilim yapmış, menzilli birimler ve Dunedain'leri bufflamış skill barında. Az bir saygısı da yok gibi görüyorum buradan anladığım hızlıca. Yani burada da kovalaması var. Evet yani çok iyi. Zaten Kaldun'un kaçırması yok ama güzel item dağılımı var. Ve görüyorsunuz aradaki farkı. Yani 45 level arada 3 level fark var. Ve yani benim gözümde müthiş bir rapor. Açıkçası Kaldun'a HP basmıyor. Baratheon davulundan sonra biraz HP de basıyor en azından. Yani şu rapor açıkçası birçok şeyi gösteriyor benim gözümde. Isildur'un özel itemi olanlarla da vs atmıştım. Fakat onlar çok geride kaldı diyebiliyorum. Onun için şimdi videoyu çok fazla uzatmayalım. Fakat ben çok çok memnunum. Gördüğünüz gibi full haldeyiz. Gimli'den çok yüksek hasar almışız. Vurucu komutanlar yine çok fazla hasar veriyor. Fakat yine bir Kirun gibi değil en azından. Çünkü bunun da sebebi şu arkadaşlar. Kirun, ya Kaldun'un skill dağılımında şöyle bir sıkıntı var. Eleştirim var açıkçası. Burada %50 ihtimalle %30 hasar düşürtür. %50 ihtimalle %30 hasar düşürtür olayı tutmuyor arkadaşlar bazen. Yani raporlarda çok enteresan. Bazen görüyorsunuz 4. tura kadar tutmadığı oluyor. Bazen ilk 3 tur tutuyor. Saçma sapan güzellikte bir rapor alıyorsunuz. Onun için hani yani bu konu %50 konusu biraz açıkçası Kaldun'dan alacağınız verimi de hem düşürüyor hem değiştiriyor açıkçası. Bakın hatta kısaca bir bakalım bu rapora. Şimdi R1'inden gelen karşı tarafın %20 stadını düşürmeyi almış. Bu güzel bir şey. Direkt karşı tarafa vermiş. Hemen bakalım %50 ihtimaller tutmuş mu? Bakın şu Iron Guard physical damage'i alması bu şeydi T1'deki. Bu da Marshall'da R5'teki. Bu R1'deki, bu R5'teki. Bakın ikisi de tutmuyor. Görüyorsunuz. Yani tutmadı gitti. Şimdi buradan bakıyoruz. Bir saniye buradan bakamıyoruz. Yani o devam ediyor, efekt diyor. Bir saniye buradaki tutmuş mu? Dragon şey. Dragonları attı. Burada efekt devam ediyor. Bir saniye. Şuradan bakalım. Bir sonraki. %30 ihtimal tutmuş burada. R1'deki. R5'teki tutmamış. Bu sadece fiziksel hasarı azaltıyor. Aslında fiziksel hasarı azaltanın tutması daha iyi. Çünkü Gimli'ye karşı oynuyorsunuz. Fakat R5'teki de tutsa bu %60'a çıkıyor. O tutmamış. Ve evet yani şampiyonda da bu sefer R5'teki tutmuş, R1'deki efekt devam ediyor şampiyonda. Fakat işte bir tanesi tutuyor bir tanesi tutmuyor falan filan. Bu biraz şey hani kesin olmadığı için savaşta size çok farklı durumlar yaratabilir. Yani çok farklı raporlar alabilirsiniz. Çok iyi anlamda kötü anlamda da. Fakat bunların çoğu iyi arkadaşlar. Bu konuda şüpheniz olmasın. Kaldun'un benim gözümde zayıf gördüm. Bu neymiş? Bu mob ya. Her neyse tamam. Yani şu anda yakın zamanda bir raporumuz yok. Fakat Kaldun skill barı, skill seti müthiş bir komutan. Efsane bir komutan. Ben bundan verim alamıyorum. Koca çekiçle birlikte özellikle şuradan alacağınız verim çok yüksek. Buradan yani çok ciddi bir damage artışı alıyorsunuz. Kaldun'un kendi damage artışı da buradan geliyor. Yani çok 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 iyi arkadaşlar. Skill seti müthiş. Farm konusunda çok iyi. PvE de çok iyi. PvP de zaten muazzam. Onun için yani Kaldun'un benim gözümdeki tek negatif yanı maalesef ki unique itemi. Unique itemi yani ilk 4 tur sizin birimleriniz atlı birimlerden daha az hasar alıyor.
Yani berbat bir özellik tabii ki diyemeyiz. Çok kötü bir özellik değil fakat iyi de değil. Yani buna değmeyecek bir şey. Çünkü buna vereceğinize Yusra itemini alırsınız, Gorbak itemini alırsınız. Grima itemi de bundan daha iyi. Yani Grima'yı alsın. Hatta dizilim o şekilde olur. Yani Yusra varsa Yusra, yoksa Gorbak, yoksa Kaldun, yoksa Grima. Diğerlerini zaten es geçin. Onun için yani bu da olsa zaten benim gözümde Kaldun bebeğim. Fakat iki gözümün çiçeği unik iteminden dolayı. Evet arkadaşlar, kısaca sizden de yorum alayım. Abi çok Kaldun'da Grima'da yani saygı 50 olsa oyunda yetenek harcını dolduramayacağınız, doymayacağınız komutanlar zaten. O yönden çok iyi. İkisi de kaliteli yani. Boş yetenek koyulmamışlar R1 oldukları halde. Şöyle ben yine R18 benimki. R25 olduğunda ne yapacağımı söyleyeyim. Şimdi bunu fullledim. Bunu şu anda fullleyebiliyorum zaten. R18'de şu anda 5 level daha gelecek. 3 tane buraya vereceğim, 2 tane buraya vereceğim. Yani burası fullenmiş olacak ve müthiş. Ondan sonrası da aslında çok önemli. Yani bunlar biraz milat diyebilirim. Yani 50 levelde süper olacak kaldım. Fakat R25 olduğunda bunu da fullleyeceğim. Bunun sona bırakmamın sebebi çoğunlukla tutmaması arkadaşlar. Gerçekten tutmuyor. Ve tutuyordu önceden. Ya ben daha tuttuğu raporlar alıyordum. Şu an tutmadığını fark ettim. Fakat en son ihtimalle yine verilir. R25 olduğunuzda burayı fullliyorsunuz, burayı fullliyorsunuz, burayı dolduruyorsunuz. Onun için yani çok çok verimli oluyor. Farklı skill dizilişine gideni de gördüm. Burası full, burası full. Tamamen ordu komutanı gibi kullanmak istiyorsanız burayı fullleyeceksiniz. Ve buradan normal hasar, pardon, şuradan melee ünite karşı hasar almasını arttırabilirsiniz. Buradan ekstradan bir ton zehir hasarı alacaksınız. Ve aynı zamanda buradan da yine yakın dövüş birimlerine karşı yüksek bir hasar alacaksınız. Onun için orada da çok yüksek hasar veriyorsunuz buradan dolayı. Fakat bu diziliş en iyisi, özellikle koca çekişle birlikte buradaki özellik iki kere tetikleniyor. Karşı tarafın daha fazla hasar almasını arttırıyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey. Yine burada çok önemli bir skill var. Ekstradan fiziksel hasar verdiğiniz. Bu şuradaki itemimizle aynı özellik. Pasifiyle aynı özellik. Onun için hani burada gereksiz bir skill ben görmüyorum. Bu aynı zamanda ekstra bir zehir hasar veriyor. Buna vereni de gördüm. Buna verip buna vereni. Yani şurası yerine. Bunların hiçbir tanesini ben kötü tercih olduğunu düşünmüyorum. Fakat benim için en doğru tercihin bu olduğunu düşünüyorum. R25'te de burayı fulliyorsunuz. Yani Kaldun arkadaşlar. Kaldun'un o seviyesini de gördük. Bir arkadaşımız aracılığıyla koca çekiçli böyle full sarılı bir Kaldun gördük. O seviye farklı bir seviye. Yenilmezsiniz arkadaşlar. Yenilmezsiniz. Onun için Kaldun'u anlatmakla bitmez. Şimdilik ben konuyu kapatıyorum. Şimdi Kamül tarzı şeylerle daha fazla vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Kamül bana göre fena değildir. Birçok arkadaşım ardına bakma yolcuyu alacaktır. Fakat sebebini söyleyeyim. Ben bir saniye. Ben çok saçma sapan güzellikte şeyler, kamüller de gördüm. Bunların raporlarını ben not almıyorum ama bundan sonra alacağım arkadaşlar. Sebebini söyleyeceğim size niye fena değil aldığımı. Şöyle. Angmar oynarsanız zaten çok verimli. Yani verim alabiliyorsunuz. Çok verimli demeyeyim. Çok verimli farklı bir şey. Verim alabiliyorsunuz gerçekten. Angmar oynarsanız zaten olayı o. Biraz da hikayeye bağlamışlar. Angmar gibi hani filmde geliyor ya böyle atlarla falan. Onun için Fallen'larla birlikte kullandığınızda çok ciddi verim alabiliyorsunuz. R5 skill'i gerçekten onları çok ciddi anlamda buff'lıyor. Özellikle şurada delilik bağışıklığı falan alıyorsunuz. Fakat delilik bağışıklığı biraz kötü vs kötü gibi oluyor. İyi oynuyorsanız kötü vs iyi gibi oluyor. Fakat şurada çok ciddi bir hasar alabiliyorsunuz. Çok ciddi zehir ve ateş hasarı veriyor aslında karşı tarafa. Bunun ikinci komutanla birlikte çok yüksek fokus verebiliyorsunuz. Bu skill'i ben çok değerli buluyorum. Buradan da defans veriyorsunuz ve kaçınma verebiliyorsunuz. Yani şu R3 ve R1'i yaptığınızda verim alabiliyorsunuz. Bu çok yüksek bir verim mi? Değil. Fakat alabiliyorsunuz. Onun için Kamül konusunda çok herkesin bilgisi yok. Onun için çok fazla detaya girmiyorum. Fakat fena değil'e ben alırım. Biliyorum çünkü. Şimdi burada Mount of Sauron oynayan var mı arkadaşlar? Ben oynuyorum. Tamam, bize kısaca hemen girebilir misin? Mount of Sauron konusunda ben çok bilgili değilim açıkçası. Mount of Sauron tier liste açalım bir daha.
Ben oradaki sıralamaya bakmak istiyorum. Tabii. Yani ordu komutanlarına karşı fazla söze gerek yok. Ama vurucu komutan geldiğinde de ardına bakma klasmanında. Çok iki vurucu olan bir komutan. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Skill setine baktığınızda Mount of Sauron'da çok yüksek verim alacaksınız gibi geliyor. Doğru mu arkadaşlar? Yani ben öyle görüyorum. Yani denemedim. Ama skill setine bakıyorum ya, diyorum ki bu komutan öttürür diyorum mesela. Yani nereden diyorum bunu? Arkadaşlar ilk iki tur bunu zaten es geçiyorum. Bunu mesela ben vermezdim bunu. Fakat buna verilmesinin sebebi şu. Karşı taraf hasar vurmasın, biz de hasar vurmayalım. Ölüm getirenlere doğru götürelim savaşı, biraz şeyi bu. Ölüm getirenlere kadar gitsin bir savaş. Hani ilk üç tur. Onun için bu biraz hani delilik bağışıklığına gerek olmama durumunu da getiriyor. Yani delilik bağışıklığına gelince zaten ilk üç tur bütün hasarları düşürüyorsun. Sen de vurmuyorsun, o da vurmuyor gibi. Şimdi iki tane düşman birimine karşı delilik vermesi. Zaten müthiş. Bu da üçüncü tur vuruyor. Şeydekiyle aynı. Grima'dakiyle aynı bu skill. Şimdi buraya bakıyorum. Deliliğe karşı, işte delilik alanlara karşı daha fazla hasar. Okey. Bakın burada çok güzel şey var. Ölüm getirenlere yönelik biraz. Buraya bakıyorum. Yani düşman komutanına karşı normal ataklarını 15 şey eksi 6 fullleyince %90. Yani hasar vuran komutanlara karşı çok üstün olması lazım. Yani ve savaş boyunca aslında. Doğru mu? Bunu fullleyeceksin zaten bir kere. Sadece normal hasarlarını engellediği için. Evet. Yani beceri hasarları devam ediyor. Şimdi Gimli vesaire, Gimli aslında normal hasarlarından çok beceri hasarları çok yüksek onların. %300 hasarlar falan filan. Şöyle yine söyleyeyim. Ben Dvalin'de de öyle. Raporlarda gözümle gördüğüm şu. Eğer o normal hasarını %90 azaltırsanız nereden baksam bir 50-60k hasar düşüyor çok rahat. Bu da az bir rakam değil ama beceri hasarlarıyla yine parçalıyorlar. Evet. Yani enemy commander zaten bunlar şart. Kuvvet komutanlarına karşı bunları vereceksiniz. Yani buradan might ve fokusunu düşürüyor düşman komutanının savaş boyunca yine. Buradan bakıyorum. Düşman komutanına sustur. Şimdi arkadaşlar sustura gelmişken susturu şöyle anlatayım. Sustur konusunda yanlış bilgiler vardı. Bir arkadaşım sağ olsun, kimin gönderdiğini bana hatırlamıyorum raporu. Bir arkadaşım dedi ki, "Ha sen göndermişsin değil mi Furkan? Geçen sezon." Geçen sezon sen göndermiştin. Evet, aynen. Ya de, sustur skillini senin sayende biraz mantığını anladım, mekaniğini. Arkadaşlar sustur skilli beceri hasarını tamamen ortadan kaldırmıyor. Üçüncü tur mesela Gimli çok yüksek beceri hasarı vurur. Fakat bu üçüncü tur vuracağı beceri hasarını dördüncü tura atıyor. Yani üçüncü tur vurmayıp dördüncü tur vurmasında çok ciddi size bir artı avantajı yok. Yani önemli tabii ki üçte vurmayıp, yani bir tur daha sonuçta komutan kalıyor. Fakat çok aman aman bir özellik mi? Değil. Yani susturda ben hiç bu raporları okumadan önce ben şey zannediyordum, tamamen bunu kaldırır atar. Yani beceri hasarını vuramaz artık. Artık 6. turda vurur bir sonraki sefer. Fakat öyle değilmiş. Ve bu da açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattı Mount of Sauron'a karşı. Çünkü Mount of Sauron, yani bakın arkadaşlar burada ciddi bir hasar artışı alıyor. Savaş boyunca, ve bu da görüyorsunuz ilk 3 tur falan değil şey gibi, Gotmok'taki gibi. Savaş boyunca. Yani bunlar hep savaş boyunca olan şeyler. Enemy units'in damage'ini düşürüyor. Yani R5'i muazzam bana kalırsa. Fakat alınan raporlar hayal kırıklığına uğratıyor. Mesela burada da 2-1 verebilirsiniz en azından karşı tarafa HP basmasın diye. Fakat yine de yani şu skill seti bana şunu düşündürüyor. Yani Sauron, Mount of Sauron alabildiği kadar şey alır, saygı alır. Verebildiğin kadar ver, hiç gereksiz skill yok. Fakat iyi raporlar alamıyor maalesef. Bunun sebebini ben çözemedim. Yani biz detaylı raporlara da bakmadım açıkçası. Hani araştırmadım. Ama araştıracağım. Yani Mount of Sauron aklımda. Hatta Mount of Sauron rehberi de yaparız Furkan senle. O zaman şey yaparız yani, onu anlarız ne olduğunu. Raporlara bakmamız lazım. Onun için şu ana kadarki tecrübelerimize dayanarak kesinlikle fena değil, az kalır. Ama iki gözümün çiçeği fazla kalır. Fazla söze gerek yok alıyorum ben. Burada da şu sıralama benim için şu an okey. Çünkü Kestaro belki daha da iyi. Fakat şu an yeterli bilgim olmadığı için bir şey diyemiyorum. Belki Karayılan'dan önce olur. Fakat sıralama da bu şekilde burada. Saruman. Arkadaşlar Saruman ya. Saruman. Kim konuşacak?
Saruman çok heyecanlandırdı beni bak. Yani kullanmıyorum ama gördüğüm bütün Saruman'lar sağlam rapor oluyor. Yani şöyle, mesela hemen Vin'in raporlarına ulaşabilirsem, ya dün yine, dün değil ondan önceki gece, biz işte o tünelin orada savaşırken, aman Allah'ım müthiş raporlar aldı ve canım o kadar çekti anlatamam size. Bir tanesi şey yazmış. Ya komutan saygıları da komple test şey yapılsın, geri verilebilsin diye. Benim tahminim öyle bir şey getirecekler oyuna. Komutan saygıları komple bir defaya mahsus verilebilecek geri. Öyle bir şey olursa Saruman yaparım. Sauron'u yapmam büyük ihtimal. Sauron yerine Saruman yaparım. Güzel bir deneyim olur ya. Farklı komutanlar deneyebiliriz. Yani yok ya. O çocuğun Saruman'ı yani müthiş. Hani bir de biraz da çete bakayım. Belki çete atmıştır diye. Yoksa ya farklı komutanlar deneyebiliriz o zaman ama bir kereye mahsus getirin ya falan filan yazmış bir tanesi. Allah razı olsun da yani bizi şey yaptı. Ne diyor o? Aferin. Yok yani Saruman arkadaşlar, Saruman'la çok güzel raporlar aldı. Yani kısaca biz sadece hani skill'lerine girelim. Gerçi ben bunu yani R5'te yapıp kullanabilirim. R5'ten öteye götürmem fakat R5 yapıp kullanabilirim. Verim aldığını gördüm. Yani burada ciddi bir damage artışı veriyor ve en çok kullandığımız birimler. Yani zaten Uruk-hai'yi muhakkak kullanacaksınız şeyde, Saruman'da. Ve kötü insanlarla birlikte kullandığınızda zaten Uruk-hai'leri daha iyi koruduğunu düşünüyorum ben. Troller çok maliyetli. Kötü insanla Uruk-hai kullanırsanız çok ciddi verim alıyorsunuz. Ben çok seviyorum. %30 damage artışı buradan geliyor. Buradan Uruk-hai'lere sürekli bir HP basıyor. Bir HP basma skill'i daha var. Onu da göstereceğim. Fakat bu %35 şans her damage aldığında %35 şansla şey yapıyor. Burada da Uruk-hai'leri korumaya yönelik biraz. Bunu ben vermezdim açıkçası. Çok fazla sorun değil. Uruk-hai'lere ulaşıyorlarsa zaten sıkıntı var demektir. Burada her tur iki düşman birimine karşı %30 ihtimalle delilik ve tüm birimleri etkiliyor. Yani tüm birimleri aslında delilik ama her tur deniyor arkadaşlar. Her tur denilen skill'ler genelde %20 %30 şanslar olsa bile tutma olasılığı çok yüksektir demektir. Buradan düşman komutana yani vurucu komutanlara karşı kuvvetli olmasını sağlayan bu biraz. Fakat stun skill'i yani sustur skill'inden çok daha iyi bir skill. Çünkü o tur komple hareket edemiyor. Bir şey yapamıyor. Onun için çok iyi. Burada ekstradan Sauron'dan biliyorsunuz hatırlayacaksınız skill burada da var. Yani bu da sürekli HP basabiliyor. Bu da güzel bir şey. Sürekli dediğim yani 3 tura bir basıyor. Burada Palantir kaini %25 şansla delilik alır. Yani Saruman kendisi delilik alır. Fakat 2 tur boyunca kendi birimlerine ciddi anlamda hasar artışı veriyor. Bu da çok iyi bir şey. Özellikle bu 2 Allied Unit dediği eğer ki Uruk-hai'lere tutarsa çok yüksek hasar çıkartabiliyorsunuz. Fokustan besleniyor. Fulllediğinizde de %15 ihtimale düşüyor Saruman'ın deliliğe girme olayı. Fakat Saruman deliliğe girse de biz Saruman'ın damage vermesine yönelik bir şey yapmadığımız için kendi birimlerine de çok fazla vurmayacaktır. Onun için bu çok önemli değil açıkçası. Deliliğe düşsün yani çok dert değil. Yani burada da işte melee unitleriniz zaten biz hep melee unit kullanıyoruz. Bir uzak birimler kullanmıyorsunuz buna çok fazla. Yine yakın dövüş birimleri yani onların yine hasarını arttırdı ve her tur arttırıyor. Yine burada yani focus damage var. Buna çok verilmeye gerek yok. Zaten buna kalmayabilir şuradan saydıklarımla. Yani arkadaşlar çok verim alındığını gördük biz Saruman'la. Ben gerçekten çok şaşırdım. Saruman'ın yine ben özel itemi T3 olmasaydı özel itemini alın da derdim. Fakat T3 olduğu için çok masraflı. Bu masrafa değmeyecektir. Fakat gördüğünüz gibi zaten biz Uruk-hai'leri bufflamak istiyoruz. Uruk-hai'leri buffluyor. Zaten fokusu yüksek olsun istiyoruz. Fokusu yüksek oluyor. Yani özel iteminin üst özellikleri çok iyi. Alt özellikleri de %60 şansı direkt başta veriyor zaten. Yani her tur %60 şansı deniyor arkadaşlar. Bu her tur denendiği için çok yüksek tutacaktır. Bir tutmasa iki tutacaktır. İki tutmasa üç tutacaktır. Belki ilk üç tur tutacaktır. Belki ilk üç tur tutmayacaktır. Eğer ki abdest almadıysanız. Fakat yani tutar yani. Çok az tutmaz. Ve bu özellikle buradan gelen bufflama özelliği de buradan hasar vuracak yani. Bu hasarları rastgele seçiyor arkadaşlar. Raporu okudum. Yani
bunlardan bir tanesini vuracak. Ve yani hedefi her bir damage için kendisi seçiyor. Onun için yani bunu ya hiç yoktan geliyor yani. Siz buna hiç vermeseniz de bu skill aktif oluyor yani. Onun için ben kötü bir item olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu yatırıma değmeyecektir. Onu da söyleyeyim. Yani siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce neresi? Ben iki gözümün çiçeğine koyardım. Yani raporları görmeseydim çok iyi demezdim. Fakat iki gözümün çiçeği arkadaşlar. Yani iyi ya. Çok iyi raporlar gördük ya. Ve hani benim gördüğüm raporlar Sauron raporlarından iyiydi arkadaşlar. İnşallah onu da paylaşırım. Ben de artık shortlarda paylaşacağım o böyle ilginç gördüklerimi. Onu da paylaşacağım en kısa süre içerisinde. Sauron, iki gözümün çiçeği. Konu kapanmıştır. Değil ya. Arkadaşlar ben anlayamadığım şekilde Sauron'dan ben çok verim alamıyorum. Sauron çok iyi bir komutan. Hiçbir itirazım yok. PvP'lerde biz bu sezon belki bu sezonla alakalı ben PvP'lerde çok verim alamadım. Yakın zamandaki birkaç raporumu göstereyim size. Bulabilirsek. Ben şimdi delilikli Sauron yapmıştım. Sonrasında full oda kasarlı Sauron yaptım. Çok iyi Sauronlar var. Çok iyi itemler yapıyorlar. Şimdi bu Sauron'un sıradan itemleri. Herkes bunu yapmaya çalışır bir kere. Ölüm getirenlerle kullanmıyorum bu arada. T4'ümü harcamamak için şu anda ölüm getirenler koydum. T4'ü Kirin'le Kaldun'u ayırmak daha mantıklı geliyor. Şu anda böyle. Yani bunu yanlış anlamayın. Fakat full oda kasarına yönelik yaptık bunu. Fakat arkadaşlar delilikli yaptığımda da çok verim alamadım. Oda kasarlı yaptığımda da çok verim alamadım. Şimdi mesela görüyorsunuz. Böyle 50 level bir kanda var. Arada 6 level fark var. Bir de burada ölüm getiren var. Yani çok verimli değil aslında. Ve 2300 konmuş zaten. Çok verimli değil. Ordumuz kalmadığı için. Fakat bu rapor çok bir şey anlatmaz. Yine de ben çok verim alamıyorum. 44 level, 44 level Gandalf. Gandalf'ın itemleri zayıf. Yani kazanılmış ama yine bana kalsa ezip geçmesi gerekiyordu açıkçası arkadaşlar. Yani Sauron o kadar abartılan, büyük görülen bir komutan. Al. Yani tek. Neymiş? Normal itemli bir şey. Dvalin. Evet. Arada 6 level fark var. Hepsini okeyim. Evet. Ölüm getirenli. Ama bu fark normal değil arkadaşlar. Yani var mı? Gerçi delilik vermiyorum. Yani delilik başlığı var mı diye bakacaktım. Fakat delilik olsaydı da böyle rapor oluyor arkadaşlar. Yani ben verimli rapor alamıyorum. Delilikli raporları da gösteririm. Bakın burada yarım ordu. Benim ordu da az. Ama onun kadar az değil. Yani şu rapor rezalet bir rapor bana lazım. Grimo bundan çok daha iyi raporlar alırdı. Evet. Abi şimdi Sauron da hani yatırım isteyen komutanlardan. Ama nasıl bir yatırım? Mesela Auron itemi gibi başka bir item yok oyunda. Mor bir alternatifi daha hani güçsüz ama alternatif olacak bir itemi de yok. O yüzden Sauron'un bence özel itemi alınmalı. Sauron'un özel itemi gösterir misin abi? Evet yani Sauron'un özel itemi gerçekten iyi. Hemen bakalım. Yani Sauron'daki olay biraz mor ve altın itemler arasındaki farkta gözüküyor. Mesela burada artı 2 HP hiç geliştirmemişken artı 6'ya kadar çıkıyor. Bu çok büyük bir oran ve silahtan alıyorsun bunu. Evet yani ve fokusunun da artmasını istiyoruz zaten. Aynen. Ciddi anlamda fokusu da artıyor. 48 fokus geliyor ve yani mor itemlerde zaten böyle bir alternatif yok. 48 fokus verecek. Altın itemlerde de yani ben bilmiyorum var mı. O yüzden yani 48 fokus artı HP verecek. Yok tabii ki. Ve şöyle alt özelliğini geliştirmeye gerek olmaması bunu biraz cazip kılıyor açıkçası. Evet. Ondan sonra aksesuar mesela. Aksesuarda mor pipo kullanıyoruz. Evet güzel fokus veriyor ve can basıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama altın itemi geçtiğin zaman daha fazla fokus, daha fazla ordu HP'si artı 3 oluyor bu da. Ekstra yine can basmayı alıyorsun, cebine koyuyorsun. Kafalıkta da altın alternatifler var ama neyse ki mor alternatifimiz güçlü. Bu kemik maske iş görüyor. Göğüs zırhında da gerçekten hani başka alternatiflerimiz altında var altın item olarak. O yüzden Sauron hani altın olarak hani ana komutanlardan biri gibi görüp
itemleri verdiğimizde o zaman Sauron gerçekten, eğer odak hasarı oynuyorsan odak hasarı, delilik build oynuyorsan karşıda delilik başlığı yoksa çok hani iyi iş yapabiliyor. İki gözünün kesinlikle çiçeğidir. Ama mesela şöyle bir özelliği de var. Sauron'daki delilik Grima ile aynı değil. Hani komutana verdiği delilik Grima ile aynı değil. İlk iki tur veriyor sadece. Genelde hasarcı komutanları da ana hasar skilllerini ilk iki turda değil de şeyde atıyor. Yani 3'te 4'te atıyor. Bu yüzden hani delilik şeydeki Grima'daki gibi çalışmıyor. Ama siz acilen bazen şarj mesela Isildur olsun, eğer delik başlıklı yoksa benim hani Aruç Sauron'um, Moritemlerin de hani yıldızlara tamamlanmamış Sauron'umdan inanılmaz balina kıvamında delik başı olmayan Isildur'lara karşı inanılmaz raporlar aldığımı da biliyorum delik sayesinde. O yüzden hani Sauron yatırım yaptığında verim aldığın bir komutan. Odak hasar build'lerini de başka oyuncularda gördüm bizim sezonda ve gerçekten çok yüksek odak hasarı çıkarıyorlar. Ha, tek sıkıntısı odak hasarında bir zırh takarak tabii ki azaltıyorlar. Bu kötü tarafa hani etkili bir taktik oluyor. Yakma koruması VK'da etkili. İşte ne bileyim odak koruması Sauron'da etkili oluyor. Ama yine de o odak korumasına rağmen gerçekten iyi dizilmiş bir Sauron çok yüksek hasarlar çıkarıyor. Odak koruması yoksa karşıda da zaten nedir onun adı? Dvalinlerle aşık atıyor yani. Burcu komutanlarla. Evet. Yani ben de şimdi çok şey yapmayalım. Bak Sauron. Ben de bebeğimi koymam. Yani çünkü counterlanıyor. Maalesef. Ve kolay counterlanıyor. Ama kesinlikle iki gözüm bebeği miydi? İki gözümün çiçeği. Gözümün çiçeğini koyarım yani kesinlikle. Yo, doğru. Yani özel iteminin de verimli olması. Özel itemi de çöp değil sonuçta. Özel iteminden dolayı da iki gözümün çiçeği olur. Şimdi fazla söze gerek yok. O kadar da değil yani. Yazık olur. Şimdi biraz daha azalalım. Skyrim çok fazla bilgimiz yok. Onun için fena değil atıyorum. Çünkü çok fazla bilgimiz yok. Gölge. Bir saniye. Undying. Çok fazla bilgimiz yok. Çok fazla rapora sahip değilim. Çok fazla uzatmamak için atıyorum. Arkadaşlar Ugdak çok enteresan bir komutan. Şu Ugdak'a, Undying'e de girebiliriz de. Undying'e şimdilik girmeyelim. Hatta şunu fena değil de. Az bilgi vara çevireyim şunu. Undying'le ilgili bilgi verebilirim. Ordu komutanlarına karşı da etkili. Mesela Gil-galad'tır, Gandalf'tır. Bunlar menzilli oynuyor ya. Menzilli oynayan ordu komutanlarına karşı etkili. Çünkü skill'lerinde hani karşı tarafın hasarını azaltmaya yönelik bir build'i var. Evet, yani şöyle hızlıca skill setine bir bakalım. Şimdi şuraya baktığınızda ilk 4. tur elite unitlere %30 HP veriyor. Fakat ondan sonra HP alamaz diyor. Bu durum düzeltilemez diyor. Enemy units de fakat bunu fulllediğinde HP alamaz diyor. Şimdi bunu tabi fulllediğinizde bayağı yüksek bir oran alıyor bu. Fakat işte focus enemy commander. Güzel her tur. Ve melee unitler daha fazla hasar alır karşı taraftaki diyor. Güzel. Buradaki skill'ler aynı zaten diğer kamülle vesaireyle. Burada bir kaçırması var birimlerini. Düşman menzilli birimlerden daha az hasar alma, düşman birimlerin hasarını azaltma. Burada da yine Undertaker şeydeydi değil mi? Gölgedeki olan. Aynı herhalde. Yani gölgenin skilliyle aynı. R1'in alt kısmında karşı tarafın hasarını %21 azaltıyor. Ek olarak karşı menzillerden alınan hasar da %28 azaltıyor. Yani evet. Gerçekten menzilli birim kullanana karşı çok etkili. Evet. Yani orada çok etkili. Menzilli kullanmasa da aslında etkiliymiş. Bunda vurucu komutanlar yine çok vuracaktır ama. Çok fazla raporumuz yok fakat az bilgimiz var. Onun için bir şey diyemiyorum. Evet.
Şimdi şöyle yapalım. Anding'i de şimdilik şey yapalım. Yusra. Yusra ile devam edelim. Yusra nasıl bir konu? Yusra oynayan kim var burada? Ozi. Kısaca gir bakalım. Abi kuşağın kullanmıyor. Maron kimi var yaptı. Tamam şöyle. Ben kısaca artık gireyim. Artık videonun sonuna gelelim yavaş yavaş. Arkadaşlar Yusra müthiş bir komutan. Özellikle Doğulu ve Şur'da tecrübeli savaşçıdan aldığı bufflamalar çok kuvvetli. Bunlar zaten şeyde var. Dvalin'de var. Kaldun'da var. Kaldunlar biri de böyle. Şurada gereksiz bir skill'leri var. Bunları atıyorsunuz. Buradan da susturma ve stun efekti geliyor karşı tarafa ve onlara karşı çok yüksek hasar çıkartıyor. Yusra yapan şeyde herkes unique item olduğunu söyleyecektir. Çünkü muazzam bir unique item'i var. Kötü insan komutanları, yani enteresan bir şekilde bu savaşçı bir komutan ama savaşçı bir komutan olmasına rağmen aslında ordu komutanı gibi de. Kaldun da öyle. Kaldun da savaşçı özellikle bir komutan fakat ordu komutanı gibi buff'lıyor birimleri. Onun için hani bu konuda çok iyiler kötü insan birimleri. Burada görüyorsunuz. Zaten bu doğulu skillini biliyorsunuzdur. Çok uzatmak istemiyorum. Burada %50 ihtimalle yine hasar azalışı var. Fiziksel hasar azalışı. Ve asıl özel iteminden gelen bir kombosu var. Follow up. Follow up nedir? Yani birimleriniz iki kere atak yapıyor karşı tarafa. Normal atak yapıyor. Zaten birimler genellikle beceri hasarı vurmuyor. Beceri hasarı olan birimler birkaç tane var. Bunlardan bir tanesi savaş arabaları. Beceri hasarı vurur. Fakat es geçelim şimdi onu. İlk 3 tur ve bunu fullediğinizde %90 ihtimal oluyor. %90 ihtimal bu oyun için çok yüksek bir oran. Yani tutmaması çok düşük bir ihtimal. Tutmaz, tutmadı olmaz yani. Görmezsiniz kolay kolay. Onun için full kötü insan birimleri kullanırsanız bu follow up'ı alacaksınız. Yani bu da müthiş bir bufflama arkadaşlar. Yani her biriminiz iki kere vuracak, iki kere vuracak falan. Yani çok fena. Özellikle şununla birlikte maalesef aslında hem o özelliği alıp hem koca çekiçle birlikte ekstra bunu alabilseniz o zaman zaten uçar karşı şey birimleriniz. Yani çok enteresan. Yani çok saçma sapan bir şekilde bufflayabilir. Ama tabii ki öyle bir durum yok. Yani unique iteminden kurtardığı için iki gözümün çiçeği Yusra. Yoksa bana kalsa skill dağılımına baktığınızda iki gözümün çiçeği falan değil. Çünkü farmda kullanamıyorsunuz. Farmda çok verimli değil. Belki yani yine şöyle. Özel itemini aldıktan sonra sonraki sezonlarda %90 ihtimal yaptıysanız yine farmlarda bir tık iyi olacaktır. Fakat ben çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani fazla söze gerek yok. Olurdu özel item olmasaydı. Özel iteminden dolayı iki gözümün çiçeği. Ben Yusra'yı tercih etmiyorum. Yusra'yla tercih etmememin sebebi Kaldun'un skilleriyle, şeyle, saygısıyla çakışması. Fakat özel itemi muazzam. Özel item tier listi de yaparız. Özel item tier listinde birinci sırada zaten bana kalırsa Yusra var. Oradan kurtarıyor. Onun için iki gözümün çiçeği diyorum. Sunint. Evet. Benim en çok kavga ettiğim Sunintçiler. Evet. Alper. Abi Sunintçilerle niye kavga ediyorsun? Sunintçiler Kirun'dan çok daha iyi olduğunu düşünüyorlar çünkü. Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Çünkü öyle. Sunint'te kötü rapor sadece Isildur'a karşı falan oluyor ya da buna değil mi? Gandalf'lara karşı onlara da savaş canavarıyla şu gergedanlarla antileyebiliyorsun. Ama hala çok fazla hasar alıyorsun eğer Dunedain varsa. Yani şöyle Sunint bir saniye siz raporları görmediniz. Ya ben raporları not alacağım bundan sonra. Böyle olmuyor çünkü ben yani bakıyorum ve geçiyorum. Sunintler hasar komutanlarına da çok fazla hasar alıyor. Gözlerimle gördüm yani. Ama tabii ki rapor yok şu anda elimde. Öyle. Sunintleri biz yine hasar komutanları öldürmek için kullanıyoruz. Dvalin'dir, Dain'dir. Bunlara karşı gerçekten çok etkili. Özellikle Gergedan build'iyle falan veya kötü insanlarla da yine çok yani çok etkili. Biz de onlar için kullanıyoruz. Ama Gandalf yani Dunedain olmasa bile counterlayabilen Gandalf oluyor. Dunedain'li Gandalf zaten çok iyi counterlıyor. Çünkü combo oluyor ve senin okçularını mahvediyor. Ona Gergedan mecbur kullanmalısın. Hani Isildur'lar yine çok hani güçlü
Sildurlar da genel olarak güçlü. Bir de şöyle bir şey var. Delilik. Delilik bağışıklığı olmazsa kendini öldürüyorsun. Neden? Çünkü Sunin biraz BK'ya benziyor. Kullandığı birimlerden ötürü. Kullandığımız birimler Ork Arbaletçisi, Morgul Arbaletçisi ve bu Morgul Arbaletçisi her tur combo alan birlikler. E combo alınca ne oluyor? Sen o kadar okçuyu buff'lıyorsun. R1'den özellikle mesela R1'e gel abi. Aradi Tactics. Burada her bir kötü insan birim için %30 buff alıyor. Buradan da ekstra ilk 3 round buff alıyorsun. Ve senin Morgul Arbaletçinin de çok fazla buff aldığı için VK gibi vuruyorsun ama VK'nın fizikseli gibi oluyor. Deliliğe karşı çok şey oluyor. Hani olmazsa olmaz. Yani delilik bağışı olmazsa olmaz. Çünkü kendini öldürmen çok olası. Kötü insan birliklerini öldürdüğün an tek birim sadece senin okçun kalıyor. Okçuların defansı çok düşük. Hemen öldürülüyor. O yüzden hani gergeden kullansa bile çok gerekli maalesef. Ama yine de vurucu komutanlara gerçekten etkili. Yani Sauron'la hani Sauron'un da önüne alırım yani aynen. Ya bu şekilde gibi, bu şekilde bana çok iyi geliyor. Yani genel itibariyle şimdi şöyle. Genel itibariyle çok iyi raporlar gördüm zaten. Ona yani yalanım yok. Kirun'dan çok çok daha iyi raporlar gördüm. Yani Iron Cell seviyesine ulaşınca ben Kirun'u kullanmaya başlayacağım. Fakat o seviyeye ulaştığında şöyle. Yani Kirun'un şu rahatlığı beni şey yapıyor. Oyunun başında o kadar rahat bir farm atıyorsunuz ki. Özellikle yüksek saygıysa da çok hemen böyle skill'leri verebiliyorsunuz. Ben mesela direkt HP skill'ini, HP verme skill'ini fullleyebiliyordum mesela neredeyse. Onun için öyle başlıyorsunuz ve PvE'deki rahatlığı yani server başına direkt kasabilme rahatlığı sizi çok rahatlatıyor. Fakat PvP'lere geldiğinizde ben şu rahatlığı istiyorum açıkçası. Ya ben istiyorum ki hani kim olduğuna bakmadan dalayım mesela. Bir geçitte kim var, kimi üstte? Dalayım istiyorum fakat Kirun'la onu yapamıyorsunuz. Eğer ki işte Dvalin varsa, Gimli varsa yandınız yani. Ve kötü vs kötü olsa kötü vs kötü de daha fazla Kirun'un verim alacağını düşünüyorum. Çünkü karşı tarafta vurucu komutan yok. Kötü tarafta çok fazla vurucu komutan yok. Onun için de daha fazla verim alınacağını düşünüyorum. Fakat bu tarz komutanlar yani ne olursa olsun dalabileceğiniz komutanlar nedir? İşte Grima. Mesela Grima ile çok rahat dalıyorum. Kim olursa olsun hiç kimseye bakmam. Kaldığımda da öyle. Fakat işte Sunint, Kirun, Kirun'da daha fazla bu tabii ki. Sunint'te biraz daha rahatsın. Fakat Kirun'da daha fazla yani kim var en üstte, kime dalmalıyım, kime şey yapmalıyım çok fazla. Mesela Sunint'te oynayan arkadaşlarımız burada konuşurken özellikle Sametler, sizin serverda Alper. Sunint en üstte kim var? Onu söyleyin çabuk. Çünkü istiyor ki işte Isildur'a denk gelmesin. İşte Gandalf'a denk gelmeyeyim. Onu kovalamak zorunda kalıyorlar. Bu da benim oyun oynama zevkimi bir tık düşürdüğünü fark ettim. Ben bu sezon fark ettim bunu. Onun için daha çok Grima ve Khaldun'a yöneldim. Çünkü bunlar vur kır parçala yani. Dal gitsin anasını satayım. Dal gitsin. Hatta Sauron da bir tık ona şey yaparım. Saruman kesinlikle öyle. Yani Saruman'da herkese daldığını gördüm ben. Bu rahatlık benim hoşuma gidiyor açıkçası. Öyle bir şey söyleyeyim ama ya Khaldun ve Grima çok güzel böyle gözün kapalı yollarsın çünkü kırmızı yiyip hani ölmez. Sunint ama Sunint ya da VK ya da ne bileyim böyle vurucu komutanlar bir tarafı yıkmak istiyorsan yollaman gereken komutanlar. Çünkü eğer denk gelirse 4 komutan 5 komutan hala indirebilecek aynı anda indirebilecek komutanlar eşleşme yakalarsa. O yüzden aslında onların da böyle bir avantajı olduğunu söyleyeyim. Doğru. Doğru kesinlikle katılıyorum. Bir tane Sunint raporu göstereyim mi? Ben Sunint kullanıyor muyum? Tamam, gönder hemen. Gönder. Tamam, sana gönderiyorum. Silahlı gruba atıyorum. Evet, Kral Aragorn'a karşı 7 level fark var arada. Ya ortalama bir şey. Bak görüyorsunuz yani çok az itemlerle aslında. Saygısı da mı düşük bunun? 5 herhalde. 5. O kadar.
Yani 7 level fark var arada. Çok iyi rapor. Çok iyi rapor. Vurucu komutan. Hasar veren skilleri fulllemiş. Çok iyi rapor. Şuna bakalım hemen. Yani berbat bir şey. Gri Gandalf. Özellikle Sunint'in, yani bizimkilerde Sunint var yani. Sunintler çıkıyor karşılarına. Dunedain kullanmamak akıl kârı değil. Yani çok mantıksız bir dizilim yapmış benim gözümde. Şurada delilik ve stun başlığı çok iyi bir kask. Aslında itemleri hiç fena değil. Özellikle şu kasktan dolayı. Ak divanı da fulllemiş. Süper ama sırf Dunedain kullanmadığı için. Yani bu saçma yapmış. Onun için bu raporu çok T'ye almıyorum yani. T'ye alıyorum. Yani. Bence o yanlış kas kullanmış. Delilik atan bir kas kullansa, o okçuları getirse kazanırdı. Açık ara kazanırdı. Aslında. Evet, o da olur. Ve Dunedain yani. Dunedain kullanacak yani. Dunedain kullanılacak. Evet yani fena olmayan bir Gil-galad. Çok iyi değil. Çünkü alt özellikler arkadaşlar çok önemli. Alt özellikler neden önemli? Şurada yani bu 100 olacağına şurası 20 olsun, anladınız mı? Yani çok önemli bu. Çok yüksek bir odaklanmaya veya hasara denk geliyor bu. Alt özellikler çok önemli arkadaşlar, unutmayın. Onun için hani çok iyi itemler olarak görmüyorum ben onları full sarı olsa da, ama arada 8 level fark var. Yani çok iyi. Ve bizim biliyorsunuz yani itemler çok iyi değil bence. Normal itemler, ortalama itemler benim gözümde, ben buna kötü rapor demem yani. Hatta çok iyi rapor da diyebilirim çünkü 8 level fark var arada. Çok iyi yani, çok iyi. Hemen aksesuarda kovalama var mı? Var tabii ya. Tamam. Abi en son raporda da az önce dedi ya delilikle. Onda da bir delilikle Gil-galad'a denk geldim. O en son attığım rapor, ona da bakarsın. O da önemli. Tamam, buna da bakalım. Burada yani 46 arada yine 4 level fark var. Yani 42 level bir komutanı, şu level farkı hangi komutanlarınızda olsa çok verimli olmaz arkadaşlar. Çünkü komuta çok etkiliyor savaşın gidişatını. Çok yüksek komuta yüksek hasar demektir. Onun için çok önemli. Fakat Grima'dan ve Sunint'ten belki böyle raporlar alınabilir sadece. Kendini öldürmüş herhalde. Bir baksana şey, hasar miktarı. Şöyle karşı tarafa delilik veren kullanmış. Aslında bu senin de demek istediğin buydu değil mi? Bu çok iyi ama tutmamış olabilir veya tutmuş olabilir. Şöyle bakalım. Bu için öyle o ya. Çok tutmamış. 20k sadece. 20k, 23k, 20k. Tam 20k hasar vermiş. Yani delilikle alakalı bir durum değil bu aradaki fark. Abi şöyle bir şey var. Şimdi sen kötü insan kullanmıyorsun. Kötü insan ölürse senin bir defansın düşüyor. Okçuların hasarı açık hale geliyor. Eğer okçuların da hedef haline gelmişse zaten hasarın çok düşüyor. Yani ha, doğru yüzden... söylüyorsun. Doğru. Doğru. Aslında deliliği kimin yediği de önemli yani. Evet. Bütün birimler yiyormuş zaten. Kask, bak bu Gil-galad'larda bu kaskı tercih etmelerinin sebebi de bu. Eğer mesela VK kovalaması olsun, eğer delilik başlıklığı yoksa yine VK'ya karşı aktif yani iyi raporlar alabiliyorlar Gil-galad'da. Aynı şekilde Sunint. Ama zaten yani Sunint'de sen yani çok iyi bir şey yapmışsın Ferhat. Yani kovalamayı vermişsin zaten. Ama şey kovalama almış. Yani Morgul arbaletçileri deliliği yemiş abi. Bakalım kime vurmuş. Şeye vurmuş. Bak tamam, burada şeyi var. Ayırt edemiyor şeyi. Morgul arbaletçisi. Pershut'u da var. Hala vurmadı. Dragon'a vurmuş mesela. Dragon'a vurmuş. 180-185 birim gitmiş. Zaten 185 birim kadar inmiş zaten Dragon. Burada 185'te şey vurmuş, gitmiş zaten. Tek şey atmış yani, son vuruşu şey yapmış. Morgul arbaletçisi yapmış Dragon'a ve Dragon'u yemiş. İkinci turda delilik var bir de üstüne, değil mi? Evet ikinci turda gitti. Ama deli olmamış. Ön saflardan bir birim düştüğü için Morgul arbaletçisi hasarı daha çıkar. Evet. Geldi. Bak Morgul arbaletçisine vurmuş. Baltalılar da Morgul arbaletçisine vurmuş. 77'e gitmiş. Evet yani gördüğünüz gibi Sunintlerin şeyi de bu. Yani bu kask Sunintler için aslında. Yani Sunint kovalama çok iyi ama bir tane delilik bağışıklığı şart.
Kesinlikle delilik bağışıklığı şart. Olmazsa olmaz. Evet, yani çok iyiydi Berat. Çok iyi oldu bu raporları göstermemiz. Evet, burası da tamam. Bence yani bu diziliş benim içimesinde. Şimdi hızlıca VK'ya gireceğim. Şimdi şöyle mesela. Yani doğru açı geldiğinde, doğru komutanlar karşı tarafa geldiğinde, yine senin Sumit'te söylediğin gibi VK'da yıkıcı bir komutan. Ben abi, VK'yı... Evet. VK'yı fazla söze gerek yokun başına koyabiliriz bence. Şöyle, ben şimdi kendi açımdan söyleyeyim. Ben VK'yı oynamıyorum. Açılırsa sezon başları için değerlendiririm. Fakat yani PvE'de o kadar kuvvetli ki Witch King. Gerçekten. Yani Kirun'u birinci sıraya koyarım, VK'yı ikinci sıraya koyarım. O kadar rahat PvE'yi yapabiliyorsunuz. Çok rahat kasılıyor. Savaşlara çok daha erkenden yüksek levellerde girebiliyorsunuz. Eğer ki birincil veya ikinci komutanınızsa ve hasar artışı ve bunun direkt R1'de olması müthiş bir şey. Yani T1 VK ile bile sezon başında bir şeyler yapabilirsiniz. Yani evet. Düşünsenize buradan HP2 alacaksınız ve %30 hasar artışı alacaksınız direkt server'ın başında. Buradan ilk zaten iki tur bak buradan direkt yapıyor. Yani direkt düşünsene, direkt inisiyatif alıyor ve combo alıyor. %70 bu, yanlış hatırlamıyorsam. %70 ihtimalle. Yani ve buradan da hasar azalışı alıyorsunuz ork ve ork ayları. Yani düşünsenize yani R3 olmasına gerek yok mesela, başlangıç için konuşuyorum. R1'de bile iş yaparsınız. Ya başlangıçta özellikle hani simyacılar ilk başta açılmıyorsa R3 bölümüne gitmeyip R1 bölümüne farklı. Zaten bunu fulllüyorsun zaten oyunun başında. Onun için hani ben şuralara takı koyamadığım için tercih etmiyorum. Fakat koyabilsem yani PvE'de direkt tercih ederim yani VK'yı. Hiç de düşünmem. Kötü mü olur, iyi mi olur? Çünkü buffladığı şey sadece orklar veya urukaylar değil. Burada hepsini buffluyor. Bu müthiş bir şey. HP2'de müthiş bir şey. PvE'de o kadar iyi ki. PvP'de tabii ki counterları var. Tabii ki counterlanabilir bir komutan. Ama ben genel itibariyle çok çok iyi ve verimli buluyorum VK'yı. Kovalamasının olması çok iyi. Zaten kovalaması derken pardon, inisiyatifi var. Bir tane kovalaması olmazsa olmaz, zaten kovalama takıyorlar muhakkak. Palantir neredeyse olmazsa olmaz itemleri olarak, itemlerinden olarak görüyorum ben. Fakat sen biraz daha uzmansın benden VK konusunda. Alper, senin görüşünü alalım. Abi şimdi şöyle, VK, senin main yani, komutanın. Evet. Şimdi şöyle, doğru eşleşmeyi yakalayamazsan çok counterlanıyor maalesef. Ve birçok açığı var. Bu açıkları kapatmak için de sadece mor itemler yetmiyor. Evet, delilik bağışıklığı çok önemli. Ben delilik bağışıklığı kullanıyorum ama buna ek olarak sersemletme bağışıklığı da kullanmak lazım. Diğer türlü senin ilk iki tur hasarın çok engelleniyor. Onun dışında dediğim gibi itemler altın olmalı. Ekstradan da şöyle bir olay var. VK ölümsüz grubuna ait bir komutan. Ölümsüzlerde de hani itemlerin bazı grupları vardır. Şu insanlar takar, cüceler takamaz gibisinden. VK'da evet, böyle şey var. Mesela koca çekiç takamıyorsunuz. Ordunuzu koca çekiçle bufflayamıyorsunuz. Veya büyücün havai fişeği takıp mor bir itemle kovalama kazanamıyorsunuz. İlla ki Palantir olması gerekiyor. Ve PvP'de düşününce karşıda bir sürü Galnaf var ve bunun doğal counter'ı. Herkeste Galnaf var. Herkeste Dvalin var. Herkeste yakma koruması var. Ha, Witch King'i durdurmak için sadece bir yakma koruması yetmiyor ama artık yakma koruması itemlerine de ulaşmak kolay. O yüzden VK çok counter'lanıyor ama doğru eşleşmeyi bulduğu zaman hala çok yıkıcı. Çok güzel bir komutan. Ama evet, dediğim gibi fazlasıyla counterlanması sebebiyle artık Sunit kadar etkili olmuyor. Yani Sunit de hani biraz seçiciysen saldıracağın komutanı, VK'da çok daha fazla seçicisin maalesef. Yani şöyle ben özel itemler benim için önemli demiştim yine. Özel itemi maalesef kötü VK'nın. Alanları gördüm fakat bu demek değil ki iyi bir item. Şuradan aldığı bufflar bana kötü gelmiyor. Bunlar iyi temel fakat asıl urukaylarla kullanıyorsun ve urukayları bufflamıyor enteresan bir şekilde. Bunun en iyi temi, bak dediğimiz gibi çok açığı var. Biri delilik bağışıklığı, biri de sersemletme bağışıklığı.
O yüzden Batka'da mecburiyeti var. Yani evet. Kafalık olması da kötü. Evet. Evet. Yani Kiru'nun maalesef kötü yanlarından bir tanesi bu aslında. Özel iteminin kafalık olması. Ama şöyle, ben ikinci sıraya koyarım Kiru'nun itemini. Ben çok seviyorum. Çünkü şöyle, potansiyeli çok yüksek. 6 buradan geliyor. Fullediğinizde bayağı da bir 5'te herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. 5'te alt özelliğinden geliyor. 11 HP veriyorsunuz bir itemde. Ve 5'te atak veriyorsunuz. Yani çok yüksek. Evet. 5'te 6 oluyor abi onlar da. Şöyle. 6-6 mı? Kiru... Abi 6-6 oluyor. Tamam, 6-6 ise 12 yani. Kiru'nda şöyle bir özellik var. VK ilk turlarda çok yıkıcı ya. Sersemletme çok etkiliyor. Veya delilikle kendini öldürme ihtimali var. Ama Kirun dengeli bir komutan. Her tur dengeli hasar veren bir komutan olduğu için delilik yese bile kendine vuracağı hasar çok fazla değil. Sersemletme yese bile hasarları 10 tura yayılmış şekilde olduğu için yine hani çok hasar kaybeden bir komutan olmuyor. Çok durdurulmuyor. O yüzden Kirun'un özel itemi tartışmasız en iyi item. İnanılmaz fazla can veriyor ve saldırı veriyor. Evet. O yüzden yani, Batka'da ihtiyacı. Evet evet, defansif anlamda zaten mükemmel bir item. Ben de öyle düşünüyorum. İkinci sıraya koyarım ben. Yani Yusra'nın itemi bir, şey iki. Fakat onlardan da önceye iyi tarafta koyacağımız iki tane item var. Yani iyi tarafın özel itemlerini ben çok daha iyi buluyorum bu arada. Ama kötü tarafta en iyi iki item bu. Yani VK'yı PV'de o kadar iyi olduğunu düşünüyorum ki fazla söze gerek yokum, başına alınır. İki gözümün çiçeği fazla gelir. Fazla söze gerek yok da az geliyor açıkçası. Ama bu arasına bir şey olması lazım. Evet. Yani iki gözümün çiçeğini böyle sondan yakalıyor gibi. Yani şu an bir tek VK benim içime çok sinmiyor. Fakat VK PV'deki muazzamlığı beni çok mutlu ediyor. Çünkü şunu unutmayın arkadaşlar. PvP tabii ki önemli. Nihai anlamda PvP önemli. Fakat PvE'nin rahatlığı sizi hemen öne taşıyor. Ve level olarak server'a hızlı başlıyorsunuz. Ve eğer ki savaşta kullanacağınız komutanıyla PvE'yi de yapabiliyorsanız bu sizi çok 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 öne taşıyor. Bir an önce savaşa hazırlanabiliyorsunuz. Kirun'da benim yaşadığım oydu mesela. Ve Grima'da. Olabilirdi. Grima'yı başta kasmadım fakat artık Grima ve Khaldun'la başlayacağım ve Kirun'la başlayacağım. Onun için bunlar çok rahatlatıyor sizi. Ben BK'yı bu yüzden çok çok değerli buluyorum ve onun için buraya koyuyorum. Arkadaşlar Gölge. Gölge müthiş bir komutan. Bazı arkadaşlarımız, bazı bizde de vardı o. Genel itibariyle oyun dünyasında, bu oyunun dünyasında şöyle bir yanılgı var. Herkes şunu bir söylüyor. Ya kötü tarafta T2 komutan mı var ya? Arkadaşlar var. T2 çok iyi komutan var. Kötü tarafta. Bunu anlatacağım size. Şimdi gölge raporları birkaç tane vardı. Yine onları not almadım. Fakat onları da paylaşacağım. Short'ta. Şimdi arkadaşlar gölge müthiş bir komutan. Sebebi şu. Ben şimdi yeteri kadar istediğim, yani mesela Kirun'u R25 yapabilirsem, ki yapacağım zaten, oraya doğru gidecek. R25 yaptıktan sonra bütün yatırımımı gölgeye yapacağım. Yani ikinci komutan olarak Khaldun'un ve Grima'nın da önünü alacağım. Bunun bazı sebepleri var. Size mantığını anlatacağım. Şimdi tamamen hasar komutanı yapacaksınız gölgeyi bir kere. En yüksek verimi öyle aldığınızı gördüm ben. Sadece kötü tarafın şöyle bir sıkıntısı var. Full hasar komutanı yaptığınızda ön tarafa koyacağınız troll dışında bir şey yok. Yani işte iyi taraf gibi değil. İyi tarafta işte şeyi koydum. Kalkanlı o cüceleri koydum. Yanına da o işte koç binicilerini koydum. Karşı tarafın defansını kırması için. Falan filan. Burada öyle bir şey yok. Yani troll koyacaksınız. Troller de biraz maliyetli açıkçası. Fakat koyabilirsiniz. Yani öyle yapabilirsiniz. Şimdi bakın. Tamamen komutan hasarlı düşünün. İlk 4 tur gölge her tur %90 şansla combo alır. Yani 2 kere normal atak yapıyorsunuz arkadaşlar karşıya. Ve %90 olduğu için bu neredeyse kesin gibi bir şey. Ve ilk 4 tur direkt bu komboyu alıyorsunuz. Ve might'ınız arttı. Hasarınız arttı. Yani müthiş bir skill. Hasar komutanı için. %25 şansla
ekstra hasar alıyorsunuz. Damage artışı alıyorsunuz. %25 şansa %100. %25 bu artıyor değil mi? Yani %25 yok, pardon, %25 artmıyor, %100 oluyor bu. %25 şansla %100 damage artışı aldınız. Yine gölgeyi buffladınız. Bir düşman birimine karşı hasar verdiğinizde ekstradan hasar alır. Bu neydi? Kaldun'daki skill'in aynısıydı. Kaldun'daki şeyin... Grima'daki. Pardon. Şeydeki şu alt özellikten bahsediyorum. Kaldun'daki mızrağın alt özelliğinin aynısıydı. Bunun aynısı Grima'nın R5'inin alt skill'inde de var. Evet. Şimdi bakın buradan da bir damage artışı verdiniz karşı tarafa. Bunu askerleriniz de vurabiliyor gerçi. Şimdi bunlara girmiyoruz. Çünkü bunlara neden girmiyoruz? Bunlar biraz daha ordunun hasarına yönelik. Şimdi bunları şimdilik, bunlar gereksiz anlamında söylemiyorum. Bunlar çok gerekli. İşte Kamül'de olan skill'ler bunlar. Ölümsüzlerin hepsinde var değil mi bu? Bu şey, aynen. Yücük tayfanın hepsinde var. Undertaker'ı şimdi 15 puan verdiğimiz zaman senin hasar tipin zehire dönüyor. Zehire döndüğü zaman yücük tayfına veriyorsun. Yüzük tayfını 15 verdiğinde %30 fazladan zehir veriyorsun. Zehir hasarı veriyorsun. Tabii. Çok önemli. Onun tabii. Skilline gel yüzük tayfının. Bu inanın her tur steklenen zehir hasarı bence çok önemli. Ha, yine. Evet, iki kere tetiklenebilir diyor normal atak. Bir saniye şöyle. Şimdi mesela ben şu an baktığımda iki kere steklenebilir diyor ve her tur normal ataklar diyor. Buradan bir her de follow up, buradan follow up aldım. Evet. İki kere stekledin ha. İş yaptın, 3 birime vuruyorsun. Yani bütün düşmanlara zehri uyguluyorsun. Yani direkt komboyu her tur alıyorsun buradan zaten. Evet. Yani ya mükemmel ya. Mükemmel. Undertaker'ı fullledin. Burada 15 verdin. Yani muazzam bir demek. Oha kaç oluyor lan bu? %600 oluyor mu? Hayır. Bu az az artıyordur. Ama şöyle düşün. Mesela normal atakta %100 vurduğunu düşün. Şimdi evet. 3 birime %75'lerden %225 karşı orduya hasar gidiyor. Evet. Ve burada da normal ataklarınız zehire dönüşüyor. Alper'in söylediği şu, burada bunu da fulllediğinizde zehir hasarınız da artıyor. Şurada poison damage artıyor. %30 artıyor. Buradan normal hasar, yani normal hasarlarınızın tamamı zehir hasarı vuruyor sürekli. Ve her tur iki kere normal hasar vuruyorsunuz. Ay müthiş. İki düşman birimine karşı yine zehir hasar vurdunuz. Altıncı round'da. Focus'tan alıyor ve kesinlikle şey yapılamıyor, kür edilemiyor, yani kaldırılamıyor, iyileştirilemiyor yani veya engellenemiyor diyor. Evet. Yani müthiş, müthiş ve burada da HP vermenizi engelleyen şeyler. Şimdi buraya baktığınızda gereksiz bir tane skill görüyor musunuz? Mümkün değil. Yani müthiş skill'ler, çok çok önemli skill'ler ve tamamen gölgenin hasarını artıran skill'ler. Peki burada önemli olan ne? Yine delilik yememesi. Delilik ama yedirtmeyeceksiniz gölgeye. Yani karşı tarafta sadece yanlış bilmiyorsam Isildur ve Frodo'da hani yüzükle alakalı oldukları için Ring of Terror skill'leri olduğu için komutana evet. Hani şey atabiliyorlar, delilik atabiliyorlar. Ama genelde Isildur'lar o build'de oynamıyor. Ve Frodo'yla da çok denk gelmiyoruz. O yüzden karşı tarafta bir Grima, bir Sauron da, ya Sauron gelirse tabii kötü tarafa savaşırsak Sauron gelirse yine olabilir de. Onun dışında yani çok etkilenmiyor aslında delilikten. Komutan deliliği öyle karşıda çok atan olmuyor. O yüzden genel olarak çok efektif. Kimse yani gölge çok oynanmadığı için kimse ona karşı da önlem almıyor. Evet yani ben şöyle söyleyeyim. Ya ben kısa bir zamanda gölge yapacağım. Sağlam bir gölge yapacağım. Hatta Kirin'in R25 olmasını da beklemeyeceğim gibi gözüküyor. Yani gölge yapacağım ve gölge gerçekten çok verim alacağım biliyorum. Çünkü gördüm raporlarını. Kötü tarafta çok fazla hasar veren komutan olmadığı için genelde ordu komutanları, işte Kaldun gibi komutanlar veya orduyu bufflayan Yusra gibi komutanlar kullandığımız için karşı tarafta buna yönelik bizi engellemeye çalışıyor. Mesela Sunint falan. Fakat hasar komutanlarını bir karşısına çıkarttıklarında şaşıracaklar ve ona yönelik bir şey yapamayacaklar. Onun için
Gölgeden çok verim alırsınız arkadaşlar. Çok verim alırsınız. Tam bir yorum yapayım. Gölgenin R1 3 skininden dolayı 3 birime vurmasından dolayı bu hem avantaj hem de dezavantaj. Nedir? Avantajı nedir? 3 birimi vuruyor. Ordu 3 tane birim koyan ordu komutanlarını parçalıyor. Kesinlikle. Ama evet. Tek birim oynayan mesela Dvalin'dir, Dain'dir. Eğer bunlar 3 birim değil de tek birim oynarsa onlara karşı R1'in efektifliği yani biraz düşüyor. Etkisi biraz düşüyor ama yine ama yine kötü olmaz yani. Yine kötü olmaz ama tabii full efektif kullanmamış olur. Fakat şöyle Dvalin'ler dahil olmak üzere onlar da 3 birim kullanıyorlar. Fakat şey gibi 3 birim hani fake 3 birim. Çünkü 2 birim genelde 2 birim kesin çünkü koç binicisi kullanıyorlar ki karşı tarafın defansını kırayım. İşte kalkan koyayım ön tarafta tutsun. Bir de 100 tane kaçınmalı sentinel koyayım. Ki o da kaçınmaya çalışsın. Fakat yani bunlar tabii ki illaki belli noktalarda counterlanabilecek bu. Bu oyunun güzelliği bu zaten. Fakat büyük anlamda counterlanabilir bir komutan değil. Yani net bir şekilde herkesin counterlayabileceği falan bir komutan değil arkadaşlar. Bu konuda gölge çok iyi. Gölgeyi sona bırakmamı bunun için istedim. Gölge çok çok değerli bir komutan. Özel iteminin iyi veya kötü olduğunu düşünmüyorum. Özel itemi bence normal. Ama almak isteyen olursa niye almasın? Çünkü T2'de zaten özel itemin alabileceğiniz çok komutan yok. Baktığınız mor mitriller birikti. Alın geçin arkadaşlar. Çünkü kötü bir item değil. Hemen özelliklerini anlatayım. Şimdi biz trollerin atağını arttırmayı zaten istemiyoruz. Ordu komutanı için kullanmayacağımız için orkların atağını arttırmanın da bize çok bir faydası yok. Might'ı efendim? Şey, ordu zileminde aslında okçu oynuyorsun bunda. Ork ve troll oynuyorsun. Orklardan da okçu oynuyorsun. Okçu da hem zehir atıyor ya. Evet. Karşı tarafta zehir alabildiği için R3'ten dolayı karşı tarafa daha fazla hasar veriyorsun. Evet. Yani o oynanabilir. Hiç itirazım yok. Ben hani full hasar odaklı bir gölge gitsem ben koymam. Ben de tek birim koyarım. Çünkü mesela karşı taraftaki iki birime karşı şu kadar hasar verli komutan özellikleri olan işte Gimli'nin skilleri falan var. Sen de tek birim koy. Onların efektifliği de ölsün. Ben hani full hasar bir gölge yapsam sadece tek troll koyarım. O anda işte en güçlü trollüm hangisiyse mesela Cave Layer koyarım. Cave Troll Layer koyarım. Ve işime bakarım. Yani ve bundan da verim alırsın. Bir tık alt özelliği o zaman boşa harcanmış oluyor diyeyim. Şöyle alt özelliği şunun için boşa harcanıyor. Aslında bu trollü kullandığında bu taunt atandı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Yani taunt attığı için aslında başka bir birim de kullanmak mantıklı. İşte senin söylediğin gibi Morgul Albeletçisi mesela. Çünkü zaten taunt aldığı için Morgul Albeletçisine vurmayacaktır. Yani şey o Morgul Albeletçisi kullanan raporlar gördüm bu sezon. Bir tane bizim serverımızda gölge oynayan bir arkadaş var. Royal Clan'da. Ve çok güzel raporlar alıyor. Yani eğer ordu komutanına karşısıysa 220-230k gölge vuruyor tek başına ve bu bahsettiğim gölge mor itemli bir gölge. Özel item almış elbette ama mor itemli. Ona ek olarak da ordusu da vuruyor. 100k'nın üstünde vuruyor. Çok güzel bir hasar çıkıyor ortaya. Arkadaşlar Sauron kadar efektif olmayabilir. Tecrübem olmadığı için fakat raporları gördüğüm için burayı alıyorum. Bence düzgün yapılmış, iyi planlanmış bir gölge onların önüne de geçebileceğini düşünüyorum. Sunint'ten Kaldun ve Grima'dan iyi olmayacaktır. Fakat şuralarda bir yerlerde olabilecektir. Yani o kadar iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani gölgeyi hafife almayın. T2 komutan yok falan da demeyin. Kötü tarafta var arkadaşlar. Gölge gibi bir canavar var. Onun için doğru item dizilimleriyle çok iyi olabilir. Özel itemini alabilirsiniz. Morgul Arbaletçisiyle kullanırsanız çok verimli olur. Karşı taraf bu kadar Dunedain kullanırken ve Gandalflar bu kadar Dunedain kullanırken efektifliği düşecektir. Fakat orada da zaten gölge kendisi vurarak bu açığı kapatacaktır. Onun için yani siz sadece Morgul Arbaletçisine bel bağlamış olmuyorsunuz. Mesela Morgullu kullanılan Sunintlerde sadece ona bel bağlıyorsun aslında. Hasarı ondan bekliyorsun yani. Onun için onlar engellendiğinde de gölge kendisi vuracaktır ve çok 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 verimli olacaktır arkadaşlar. Onun için gölge en iyi benim bulduğum T2 komutan ve burada da yeri budur.
Final görüntüsü bu arkadaşlar. Tabii ki burada subjektif görüşler var, objektif görüşler de var. İkisini harmanlayıp bir şeyler yapmaya çalıştık. Son iki bir şeyi bakmayın hiç. Yani bunları çok önemsemediğimiz için koymadık. Fakat bu konularda eleştiriniz varsa da belirtebilirsiniz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Evet dostlar, video biraz uzun oldu normal ama. İlerlete bakabilirsiniz. Şurada şunu anlatmışlar, burada bunu anlatmışlar, burada bunu falan. Ben de parçalamaya çalışırım zaten sizin için. Daha rahat gezinmeniz için. Ama bu video zaten, yani özellikle tier list konusu biraz daha geniş bir kapsamlı bir video. Onun için bir sonraki videolarda iyi tarafta yapalım. Hatta Aron itemlerini bir tartışalım bakalım. Ekiple birlikte bunları tartışıp böyle yorumladığımız videolar olacak. Bakalım bundan sonra nasıl videolarla karşınıza çıkacağız. Çok verimli videolar olacak. Görüşmek üzere.